Doğrusu Ne programına hoş geldiniz efendim. Hepinize iyi akşamlar dileriz. Bugün yine dopdolu bir gündemimiz var. Özellikle ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı cebimize bile yansıdı. Bunu konuşacağız ilk bölümde. Ardından da daha pek çok konu başlığımız var. Konuklarımızı sizlerle tanıştırayım, ardından devam edelim. Sayın Yusuf Alabar da strateji ve güvenlik uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sayın Merve Şebnem Oruç, Daily Sabah gazetesi yazarı. Hoş geldiniz. Evet. Sayın Profesör Doktor Kutay Karaca, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Sayın Aydın Nurhan, emekli büyükelçi ve avukat. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. Çünkü bugünün en sıcak gelişmelerinden biriydi. Açıkçası ben de kendime şu soruyu sordum. Eyvah, benim telefon çöpe mi gidecek bundan sonra diye. Birçok kişi de şu an onu merak ediyor muhtemelen. Elbette onu da konuşuruz ama esas mesele şuradan başlayalım. Sayın Karaca, isterseniz sizle başlayalım. Olur. Şimdi Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşı epey ciddi şekilde sürüyordu ama bu kadar ileriye gidebileceklerini ben açıkçası düşünmemiştim. Çünkü hani çok büyük bir piyasa var ve çok ciddi bir karar aldı Google yönetimi. Hani kendi pazar paylarını da kaybetme riski aldılar diye, göze aldılar diye düşünüyorum. Bir, nereye gidiyor bu mesele? Bir de nasıl bu kadar radikal bir karar alabildi bir şirket? Çünkü karlılık meselesi, yani uluslararası şirketlerin hepsi karına bakar normalde ama bu sefer böyle radikal bir kararla karşımızdalar. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Hani Trump'ın dünyadaki ekonomik sisteme olan rahatsızlık vurgusu da bir parça buradan geliyor. Bunu bir iki kere sizin programda da tekrarladım. Amerika diyor ki benim kurduğum ekonomik sistem benim farkımda olmadan bir rakipler yarattı bana. Bunların en önemlisi Çin Halk Cumhuriyeti. Ama şunu kimse konuşmuyor. Kendi aralarında 7 trilyon dolarlık bir hacim var ve bizim uluslararası işlerde karşılıklı bağımlılık teorisinde en çok vurguladığımız şey budur. İki ülke arasında bu kadar ekonomik bağlı varsa bu iki ülke savaşamaz. Yani böyle bir durum vardır. Şimdi tüm bunların yanında Amerikan ekonomisine Çin mallarının katkısından da bahsetmek lazım sevgili İbrahim. Çünkü 320 milyona yakın Amerikalı'nın kişi başı 2 dolar yıllık Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen malların katkısı var. Bu malların hepsi Çin menşeili ama üreticilerine baktığınız zaman Amerikalıların ya ortak olduğu çok uluslu şirketler ya da doğrudan kendi şirketleri. Hı hı. Şimdi burayı bir kenarda koyalım. Gelelim Google'ın kararına. Şimdi bu önemli bir şey. Şimdi herkes, tabii sen de sordun, bizim telefonlar ne olacak diye sordu. Şimdi bir kere Huawei'yi kim kurmuş? 87 yılında Çin ordusundan ayrılmış eski bir subay Ren Zhengfei kuruyor. Şimdi bir kere bu bir şey yaratıyor zaten, hani uluslararası kamuoyunda bir soru işareti. Ama dünyadaki birçok telefon markası kablosuz ağlara bağlanma teknolojisini ve donanımlarını Huawei'den alıyorlar. Şimdi bir iki rakam vereyim ben sana. 170 ülkede hizmet veriyor Huawei donanım açısından. Ve bu Türkiye'de dahil. Ve dünyanın en önemli telekomünikasyon şirketlerinin %80 ile de iş yapıyor. Bakın telefon işi demiyorum, yani altyapı ve donanım işinden bahsediyoruz. Yine buradaki temel nokta şu, bir de 5G teknolojisi en üst seviyede olan tek şirket. Bu çok önemli. Şimdi neden? Şimdi bizde bu 4G, 5G hikayesi, aman internetimiz hızlanacakmış da geçiştirip duruluyor. Öyle değil tabii. Öyle değil. 5G teknolojisiyle artık makinaları birbirine bağlıyorsunuz. Kurgulama yapabiliyorsunuz. Programlamayı otomatik yapabiliyorsunuz. Yani ve bunu da bir hızla yapabiliyorsunuz. Şimdi hani akıllı şehirler diyorlar ya. İşte Çin örneğin. Biliyorsunuz bir şehirde 100 tarama şey var. Hani sizin mutlu mu mutsuz mu, suç işleyip işlememe ruh halinde misiniz, bunu bile ölçen bir teknolojiden bahsediyor. İşte Huawei böyle de bir teknolojikte. Şimdi tüm bunların içerisinde pekala Amerikalılar burada ne için suçluyorlar Huawei'yi? Şimdi burada diyorlar ki Amerikalılar casusluk yapıyor. Evet. Fikri hürriyet haklarını elinden alıyorlar. Yalnızca Amerikalılar değil, Yeni Zelanda, Japonya, Kanada, Avustralya gibi ülkeler de bazı yaptırımlar getirdiler. Ama mesele şurada. Amerikalılar diyorlar ki Çinlilere, benim dediğim noktaya gelin, sizinle bu ticaret savaşını sonlandıralım. Ben de şunu söylüyorum. Buradaki temel nokta ne ticaret savaşı,
yalnızca dünyaya kimin yöneteceğini belirleyecek teknolojinin savaşıdır diyor. Bu Huawei ile ilgili savaş. Ama peki. Çinlilerin de bir açıklaması var. Hı hı. Her şeyin bir karşılığı vardır dediler. O karşılığı da Çin'den göreceğiz. Peki Sayın Alabar'da bir karşılıklı bilek güreşi var anladığımız evet. kadarıyla ama uzun vadeye baktığımızda şimdi Huawei'nin teknolojik gelişimi Google ya da işte benzeri uygulamaları ya da işte benzeri alternatifler üretir mi acaba? Evet. Yani şimdi Amerika hani pirince giderken bulgurdan da olur mu? Yarın bir gün işte dünyaya bir anda egemen dil yani iletişim dili ya da işte öldüremediğiniz rakibiniz. Evet yazılım dili bir anda Çinlerin eline geçer mi gibi sorular aklıma geldi. Nereye varır bu mesele? Yani Çin zaten yazılım konusunda Hindistan'la birlikte dünyada en önemli 2-3 ülkeden bir tanesi. Ben dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Huawei temelli olarak son 2 günden bu yana getirmiş olduğu Google'un veri tabanından faydalandırmama ve Android işletim sistemini kullandırmama noktasında Google Play ile ilgili bir takım aplikasyonları, uygulamaları indirme konusunda getirmiş olduğu sıkıntılarla müdafaa pozisyonuna geçtiğini düşünüyorum. Buna stratejik açıdan baktığınızda eğer bir taraf taarruz tarafından müdafaa boyutuna geçmişse o tarafın bir şekilde sıkıntıda olduğunu zemin çok kaybediyor. Rahatlıkla aynı anlayabiliyoruz. Evet, ben dolayısıyla önümüzdeki süreç içerisinde Huawei'in bu anlamda yazılımının da kendinin üreteceği bir sistemi piyasaya sürmekten asla geri durmayacağını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani o zaman şu an kullandığımız telefonlar çöp olmayacak. Ya bununla ilgili zaten bununla ilgili olarak Google'dan bugün yapılmış olan açıklamalara falan ben baktım. Şu an kullanılmış olan telefonlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yok ama ben orta ve uzun vadede her halükarda sıkıntı olmayacağını düşünüyorum ama Kutay Hoca'nın söylemiş olduğu şeyin altını bir kere daha çizmekte fayda var. Yani bu bir cep telefonu savaşı değil. Yani cep telefonundan kim daha fazla para kazanacak savaşı da değil. Özellikle Huawei firmasının teknoloji anlamında 5G teknolojisi dediğimiz ve artık yapay zekanın da yoğun olarak kullanıldığı ve önümüzdeki 20-30 yıllık süreç içerisinde makinelerin birbiriyle interfeys edip arayüz ederek birbiriyle anlaşması da dahil olmak üzere birçok hususu kurgulayan... Yani hemen şöyle bir örnek vereyim. Şu mu olacak mesela bizim evdeki buzdolabı bakacak o hafta kullanılacak olanlar tükenmiş. Ondan sonra bir X firmasına mesaj gönderip bu haftaki alışveriş listesine şunları ekle mi diyecek makineler? Ben bunu küresel ölçekte bir örnekle vereyim. Sizin herhangi bir alışveriş merkezinden raftan almış olduğunuz bir ürün barkodu okunup da kasaya parası ödendiği anda Çin'deki bir fabrikada imalat süreci başlayabilecek. Yani bunu küresel anlamda düşünürseniz. Dolayısıyla bu kadar yoğun teknolojinin kullandığı bir dünyada Huawei gibi Çinli bir firmanın elektronik altyapısını ve iletişim altyapısını ülkelerin Çin tarafından kurgulanması birçok sıkıntıyı da Amerika Birleşik Devletleri'nin perspektifinden okuduğumuzda karşı karşıya getirebiliyor. Dolayısıyla İngiltere'de bir savunma bakanının başını yedi biliyorsunuz bu teknoloji. Ve önümüzdeki süreç içerisinde bunun daha da büyük yankılarını duyacağız. Hatırlarsanız sizin programınızda da bundan yaklaşık 5-6 ay önce Huawei nezdinde 5G teknolojisine geçen ülkelerle ilgili alınmış olunan birçok kararlar var. Kimileri karşı çıkıyorlar, kimileri bir takım şerhler düşüyorlar. Türkiye'nin de bu anlamda ne yapacağını, yola nasıl devam edeceği konusunda bir strateji planının olması gerektiğini dile getirmiştik. Ben bu anlamda o programdan sonra yapmış olduğum bir iki araştırmada Türkiye'nin de bu anlamda kendi milli şirketlerini de işin içerisine dahil ederek 5G teknolojisini hayata geçirme noktasında bir yol haritasının olduğunu öğrendim. Dolayısıyla bu noktayı sadece bir cep telefonu pazarı şeklinde okumamakta fayda var. Ben bir iki hususu daha söylemek istiyorum. Tabii ki hiç kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında devam eden gerilim sadece Huawei üzerinden okunan bir gerilim değil. Aynı zamanda askeri boyutu olan, aynı zamanda ekonomik boyutu olan ve sadece Çin'in bulunmuş olduğu bölge dediğimiz doğudaki bölge üzerinde değil. Aynı zamanda İyi Afrika'daki... Dönüyorsun. Somali'deki Afrika boynuzundan tutun da Arktik Denizi dediğimiz o buzullara kadar uzanan coğrafya üzerinde birçok yerde Amerika Birleşik Devletleri ile Çin'in askeri anlamda, ticari anlamda, dünyayı kimin kontrol edeceği anlamda, uluslararası boğazların ve kanalların kontrolü gibi birçok hususta dahil olmak üzere sıkıntılar var. İşte bu maksatla Çin'in sadece bir yol bir kuşak projesini kendisinden başlayarak bütün Avrupa'ya kadar uzandıran bir projeyle iktifa etmediğini ve bu anlamda da inci kolyesi diyebileceğimiz ve bütün Pasifik'ten başlayarak
Ta Afrika'nın işlerine kadar gelen bölgede denizler üzerinde 100 yıllığına birçok limanlar kiraladığını ve Sri Lanka'nın gibi, Pakistan gibi birçok ülkenin de bunun içerisinde olduğunu ve dolayısıyla yaşamış olduğumuz coğrafyada hem Yeni Zelanda'daki olaylar hem Sri Lanka'daki olaylar ve bu coğrafyanın üzerinde Çin'le liman anlaşması yapan birçok ülkede meydana gelen terör eylemleri de dahil aslında bu iki güç merkezinin birbiriyle yapmış olduğu mücadelenin bir tezahürü diye okumak lazım. Peki Sayın Uruç, şöyle bir sorum olacak. Şimdi aynı zamanda ekonomi üzerinden karşılıklı savaşlar, resleşmeler de yaşanıyor galiba. Zira şu nota baktığımda şöyle bir şey görüyorum. ABD ile Çin ekonomi üzerinden karşılıklı kozlarını paylaşırken Mart ayında elindeki 20,45 milyar dolar tutarındaki ABD hazine bonosunu kağıdını elden çıkarıyor Çin. Bu son 2,5 yılın en yüksek ABD tahvili satışı. Şimdi 20,5 milyar dolar çok yüksek görünmeyebilir. Zira 1 trilyon 131 milyar dolar daha hazine bonosu var. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait. Yani Amerika aslında Çin'e borçlu durumda şu anda. Amerika bu kadar borçlu olduğu bir ülkeyle bu kadar krizin eşiğine gelebilir mi? Bir de Amerika çok fazla gücünü bölmüyor. İşte İran'la mücadele ediyor. Venezuela'da işleri karıştırmaya çalışıyor. Bizim hemen güneyimizde Suriye'de işler yapmaya çalışıyor. Dünyanın her yerine elini atmaya çalışıyor. Keza Rusya'yla 100 yıldır süren kavgası devam ediyor. Nereye savruluyor Amerika? Yani Trump doğru bir stratejiyle mi ilerliyor yoksa bu sonun başlangıcı mı? Nasıl bakarsınız? Çin'in Amerika'dan hazine bonosu vesaire alması sadece Amerika'yı Çin'e borçlu yapmıyor. Çin'in de bütün yatırımını dolar olarak yaptığını gösteriyor ki iki ülkenin de birbirine aslında ne kadar bağlı olduğunun ama Çin yeri geldiğinde çatır çatır satıyor. Evet, satıyor ama elindekinin hala miktarına bakarsak ne kadarını çıkarırsa dolar o kadar düşer ve doların değeri düştükçe kendisi de kaybeder. Buna hani bunu çift taraflı düşünmek lazım. Dolar bazen yükseldiğinde Çin fırsat belleyip bunu alabilir. Hani kendi içerisinde altın borsası kurduğu, işte Türkiye'nin de esasen istediği ülkeler arası kur, kendi kurları üzerinden ticarete yönelik bazı hamleleri biz esas hani kağıttan kaplan mı, gerçek bir süper güç mü diye sorduğumuz Çin'den bekliyoruz ama henüz öyle bir hamle gelmedi. Bu ticaret savaşları ilk başladığında da Avrupa Birliği ile beraber Çin'e aslında Amerika Birleşik Devletleri ilk meydan okudu. Ne yaptı? İlk anlaştıkları ülkede Çin oldu. Şimdi tekrar yeni özellikle ithalatta çok çeşitli kalemlere yeniden vergi getirdi Trump. Ama bunun üzerinden de tekrar anlaşacaklarını düşünüyorum. Ben orta uzun vadede en azından 2050 yılına kadar askeri anlamda Çin'le Amerika Birleşik Devletleri'nin karşılıklı olarak böyle bir resleşme içerisine gireceklerini düşünmüyorum. Daha önce Soğuk Savaş döneminde gördüğümüz üzere bir vekalet savaşını da yaşayacaklarını zannetmiyorum. Hı hı. Bunun için önce Çin'in zaten Doğu Türkistan meselesini tıpkı Tibet'te olduğu gibi işte 1 milyon insanı katlettiler orada. Ve o topraklara el koydular. Yani batıdaki o toprakları kontrol altına alması gerekiyor. İnşallah alamaz diyelim. Doğu Türkistan'da bu katliamı yapamaz, bu soykırımı yapamaz. Moğolistan'ın batısına el koymak gibi bir derdi var. Tayvan'ı ve Hong Kong'u kontrol edemiyor. Özellikle Tayvan'ı. Oraya bir saldırı düzenleyebilir. En son da Çin Denizi. Orası Japonya ile olan kavgaları. Bütün bunları 2050 yılına kadar tamamlarsa bir yol bir kuşak projesiyle beraber Çin o işte istediği o muazzam güce erişebilir. Ama o zaman şu soruyu sormamız gerekir. Bir yol bir kuşak bizim için fırsat mıdır, tehdit midir? Bunu konuşursak çok iyi olur bence. Hani çok önemli. Peki girelim kısaca şöyle, o zaman. Yani buna bence ekleyecekleriniz muhakkak vardır Asya çalıştığınız için ama bu Huawei ile ilgili de çok kısa birkaç bir şey söylemek isterim. Siber füze fırlattı diyelim Amerika Birleşik Devletleri. Aslında bu nükleer füze beklerken bir siber füze fırlatılmış diyebiliriz. Bu 5G üzerinden Apple'la hatta Qualcomm'la falan dalga geçiyordu en son Huawei. Ama şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani az evvel şu örnekleri verdiniz. Biraz optimist ve iyi niyetli buldum. Yani işte buzdolabımız akıllı hale gelecek. İçerisinden bir şeyi seçerken işte o fabrikada hani eksiği bulup onun üretimi başlayacak falan. Bu 1984 filmine kadar gider. Biz bunu Amerika'dan ya da Avrupa ülkelerinden falan diğer süper güçlerden beklerken Çin'den yaşarsak gerçekten bir 1984 vari bir yerde yaşayabiliriz. Çünkü bugün itibarıyla
Özellikle insan hakları örgütlerinin yaptığı bazı araştırmalar var. Çin'in kendi içerisinde dahi geliştirdiği işte yüz tanıma sistemleri, bunun yanı sıra işte data toplama sistemleri bütün insanlarını etnik, dini temelli işte yüzünden kan grubuna varana kadar kontrol etme üzerine çalışıyor. Sizin kendi telefonunuzdan topladığı checkpointlerden, o kontrol noktalarından atıyorum bir AVM'ye giriyorsunuz. Oradan sizin telefonunuzdan kopyaladığı ya da işte bir yoldan geçerken işte bir kameralara yakalanıp yüzünüzü tanıyarak her açıdan verinizi elde ederek ailenize, sülalenize, yaşadığınız noktaya kadar varan dataları topluyor ve bunu aynı anda tüm güvenlik görevlilerinin o sokaklarda gezen işte polislerin telefonlarına dağıtabiliyor ve sizi çok çeşitli hiç bilmediğiniz bir sebepten dahi içeri alabiliyorlar. Şimdi bunu Huawei teknolojisini çok ayıramayız devlet ve özel sektör diye. Yani o zaman Amerika'nın casusluk amaçlı kullanılıyor iddiası bir yerden. Ben ulusal tehdit olduğunu düşünüyorum Huawei. Ben Çin ürünlerinin hepsini. Peki ama bir şey söyleyeceğim. Diğer telefonlar bu anlamda aynı işi yapmıyorlar mı? Tabii ki ama konuşuyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ürünlerini kullanmayalım diye konuşmuyor muyuz? Yani o zaman yine Mete'ye dönüyor dolaşıyor. Yerli telefonla üretme teknolojiye sahip olmaya geliyor. Tabii yerlisini üreteceğiz. Kendimizinkini üreteceğiz. Hani Amerika Birleşik Devletleri'nin ürettiğine hani iPhone parçaladık biz yani bu ülkede. İki kapalı bir şeydir, yazılımdır iPhone. Yani ki Apple ben mesela teknolojisi. O akülerin sökülememesi meselesinin de buna bağlı olduğunu düşünenlerdenim. Yani çünkü biliyorsunuz daha önce bir şey söylenirdi. Aküyü ayırdığınız zaman İletişim kopar ve kayıt alamazlar ya da sizi dinleyemezler ama artık dahili olduğu için telefonlarda akü sökme diye bir şey olmadığı için her daim her şey kaydediliyor ya da dinleniyor ya da kabul ediliyor. Zaten şöyle uygulamalarla karşılaşıyorsunuz. Bir yere gidiyorsunuz, telefonunuza mesaj geliyor. Gittiğiniz yeri beğendiniz mi? Oylamak ister misiniz? Puan vermek ister misiniz? Atıyorum Sultanahmet Camii'ni gezdiniz, güzel miydi diye. Telefonunuzdan size mesaj işte geliyor. Aslında sizi robotlaştırıyorlar. Evet, sizi zaten ne yapıyorsun böyle. Sen hani? Böyle. İşte az evvel Google'da işte güneş gözlüğü aramış olun. Birazdan sizi o güneş gözlüğünü alana kadar zaten edecek. Bu bombardımanı tutan bir şey yazılım teknolojisine karşı karşıyayız. Ama bu sadece artık Amerika Birleşik Devletleri'nde yok. Bu her Türkiye'de yerde. De var. Yani hani bütün bunların ötesinde şimdi bu 5G'nin, Huawei'in geliştirdiği şeyin ne olduğunu, o data toplamanın hangi noktaya varabileceğini bizim hesap etmemiz gerekiyor. Tekrar söylüyorum işte o zaman 2050 yılına kadar nasıl bir teknolojiye ulaşmaya çalışıyor Çin? Yani 1 milyoncu ucuzcu Çin'den bugüne nasıl geldik? Bundan sonra nereye gideceğiz? Ona biraz dikkat etmek gerekiyor. Fırsatlar mı, tehditler mi daha fazla? Özellikle bizim de kablosuz ağ teknolojisinde çok fazla yararlandığımız bir yer. Ne kadarını alıyorlar? Bizden ne kadar data topluyorlar? Onu bilmiyoruz. Biz Çin'le ilgili hiçbir şey bilmiyorken hem de. Onun da altını biraz çizmek gerekiyor herhalde. Çin'le... İki program yapar bu Çin iş. Evet. Peki. Sayın Nuran, size şöyle bir sorum olacak. Rusya artık geri planda mı kalıyor Amerika için? Yani hep bugüne kadar iki kutuplu dünya var. Amerika Rusya tehdidi diye konuşulurdu ama şu an için artık Rusya üçüncü plana, belki dördüncü plana mı düşecek önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde? Ve şunu da merak ediyorum. Türkiye buralarda nasıl pozisyonlar almalı? Biz bundan sonra yolumuza nasıl devam edelim? Mesela az önce bir tane haber okudum. Kocaeli'de bir elektrik mühendisi 2006 yılında bu meseleye gönül vermiş ve robotik kol işine girmiş. Şu an Amerika, Almanya, Fransa gibi ülkelere, otomotiv devi firmalara robotik kol imal edip gönderip oradaki fabrikalarda kurma görevini yapıyormuş. Yani 13 yılda Türkiye'de bir Hür teşebbüs bayağı bir mesafe alabilmiş. Bizim de artık bu işlerde biraz makası kapatmamız gerekir mi? Ne dersiniz? İstikbal Amerika ile Çin arasında. Hı hı. Benim gördüğüm kadarıyla. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk çöken imparatorluklar Avusturya, Osmanlı değil mi? Hı hı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte İngiltere, Fransa, Almanya gitti. Rusya şu anda inişte. Türkiye daha şanslı. Türkiye buna iman etmemiz lazım. Her televizyon programında söylüyorum ben. Yazılarımda da söylüyorum. Biz Türkler şuna iman etmeliyiz. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet yükselme çağında. Dün 19 Mayıs'ı kutladık. Hı hı. Biz yükselme çağındayız. Şimdi asıl mesele Amerika ile Çin arasında olacak. Süper güçler, büyük devletler arasında taktik meselelerden ziyade stratejik meseleler, yavaş gelişen olaylar olacak.
O bakımdan Şebnem Hanım'ın dediklerine katılıyorum ben de. Kısa vadede büyük bir savaş olmaz. Ama şöyle düşünelim. Farz edelim ki Amerika, Microsoft ve Apple işletim sistemlerini yasakladı Çin'e. Hı hı. Oraya kadar varır mı? Sanmıyorum varacağını. Ama şu an mesela Apple Android sistemlerini kullanmayacaksınız diyor. Yani cep telefonlarının içinde çalıştığı motor kısmı diyebileceğimiz yazılımları artık kullanmayacaksınız diyor. Mesela şöyle bir sıkıntı var. Ben X Bankası'nı kullanıyorum. X Bankası bir güvenlik açığı buldu. Bunu güncellemeniz gerekiyor diye bana mesaj attı. Ben girip onu güncelleyemediğim zaman benim telefonum bana göre çöpe çıkmış oluyor. Zaten bugün Huawei'in şeyleri düşmüş olmalı. Takip etmedim ama. Tabii etkilenmiştir mutlaka. Mutlak gerçi Huawei'de biz bunu kısa sürede çözeceğiz. Çalışmalar yapıyoruz diye açıklamalar yaptı. Yani kendi işletim sistemimizde telefonları yükleyeceğiz ve bunu çözeceğiz diye açıklamalar yaptı. Şimdi ama. Şimdi biz nasıl silahlı kuvvetler kendi ekipmanımızı üretmeye başladık? Çin de çok kolay üretebilir bunlar işletim sistemlerini. O önemli olan bir tanesi. Bir başka şey bu kuşak yol projesi. Bunu yıllar önce ben de Chicago'da verdiğim bir konferansta şöyle söyledim. Okyanuslardaki keşiflerden sonra İstanbul'la Pekin arasındaki dünya ticareti koptu. Bugün o kopuk halka tekrar tamamlanacak. İpek yoluna mı gönderme yapıyorsunuz? Aynen. Şimdi eğer biz bu kuşak yol projesine karşı çıkarsak bu zincir kopuk olacak. Türkiye Asya'nın Avrupa'ya açılan kapısı. İran Avrupa'nın Asya'ya açılan kapısı. Bu peki iki Çin'in bunu bypass edecek alternatifleri yok mu yukarıdan aşağıdan başka var, bir yerden Avrupa'ya gidecek? Rusya var tabii. Rusya var. Ama serbest ticarette o kadar kolay değil bu. Türkiye gerçekten ana aktörlerden bir tanesi. Bu önemli. Türkiye buna taraf olması lazım. Bir tanesi bu. İkincisi bu Huawei dediğimiz şey casusluk savaşı bir anlamda. O yönü de var. Şimdi şu anda Big Brother 1984 şu anda zaten geldi. Ben kendimden bahsedeyim. Telefonda ve internette. Ben açık vermemeye çalışıyorum. Özellikle ailem hakkında vesaire. Şu anda o noktadayız hepimiz sanıyorum. Birçok insan böyle gençler hariç. Gençler çok rahat. Çok rahatlar. Hatta birçoğu şey söylüyor. Ya benim gizlim saklım yok ki ne olacak istediğini kaydetsin istediğini izlesin boş ver diyor. Öyle olmuyor ama işte. Ama Amerika'nın elinde bütün dünyanın istihbaratı şu anda. Bu Çin'in eline geçerse diye korkuyor tabii. O bir başka şey. Putin'den bahsedelim. Laser teknolojisi diyor değil mi? Evet. Silah teknolojisinde. Evet. Bir de şimdi onu dikkate alacağız biz. Rusya çöken bir güç. Evet yavaş yavaş aşağı iniyor ama bunlar da geliyor. Bunları da dikkate almak lazım. Peki bir hamle vardı hafta içinde. Şimdi söyleyince birden aklıma geldi. 22 milyon mektup geliyor bize Çin'den diye. Hazine Bakanı Albayrak söylemişti ve biz bu mektuplarda hani bu kadar Çin'de akrabamız da yok. Niye var diye merak ettik. Hep kargo geliyormuş dedi ve hafta içinde %20 vergi kondu. Şimdi Çin'den gelen 1500 avronun altında olan baba. Ürünlere daha önce hatta ben arkadaşlar Ali Baba vergisi gelmiş dedim. Burada bir grup arkadaş yıkıldı. Daha önce belli orana indirmişler. Şimdi biraz daha indirdiler. Hani daha önce biraz 1500 yüksekti. Euronun altında. Daha önce işte 3000 mi? Öyle bir öyle euroydu. 26 euronun altı dahil. Şimdi 26 euronun altı dahil. Ali Baba ilk kurulduğu zaman yani B2B dediğimiz işletmeden işletmeye toptan ürün satıyordu. Sonrasında onun retail versiyonunu işte perakende versiyonunu çıkardı. Bugün Trendyol gibi marka vermemiz gerekiyor. Bu arada çok fazla marka vermeyelim. Ama, bütükten göre almayalım. Özür diliyorum ama Türkiye'de yani internet üzerinden işte İstanbul'da bir firmanın size yarın teslim ettiği gibi nakliyesini yapabiliyor. İşte 26 dolar nedir yani? Şimdi, 20 dolar nedir? Bir de şey söyleyeceğim. Ya çok korkunç bir güç var karşınızda. Şöyle söyleyeyim. Biz Ali Baba'yı biliyoruz bir tek. Bakkaldan bir tane el feneri almaya kalktım. Oyuncak el feneri diye düşündüm. Aldım. Baktım yanıyor. Şu kadar bir şey. Kaç para bu dedim? 75 kuruş dedi. Lambası var. İçinde iki tane pil var. Plastik aksamı var. Önünde merceği var ve içinde de bir metal yani öyle ya da böyle bir sistem var çalışan ve açıyorsunuz yanıyor ve bayağı da aydınlatıyor. Şimdi düşünüyorum 75 kuruş hani pil maliyeti, kablo maliyeti hiçbir şeyden aklıma oturmuyor yani. 75 kuruş bakkal satıyor. Bunu acaba kaç paraya aldılar? Huawei'de sadece 180 bin kişi çalıştırıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Hani kendi 11 dakikaymış bu arada. Çok
O zaman ikinci yarıda buna biraz değinelim girelim lütfen. Peki. 99'dan beri Çin çalışıyorum. Belki Türkiye'de en erken başlayanlardan biriyim. Çin dış politikası, Çin stratejisi üzerine. Ben Çin'in gerçekten Çince'ye rağmen, Çin'in tüm sosyal bozukluklarına rağmen, ekonomik farklılıklarına rağmen bölgesel bu düzeye gelebileceğini 99'da gerçekten hiç düşünmemiştim. 99'dan bugüne kadar defalarca Çin'e gittim, defalarca kaldım. Gerçekten her gittiğimde ayrı bir şoka uğruyorum. Ama Türkiye'de bir Çin bilinmezliği var. Ben varım çok güzel söyledi. Eğer müsaade edersen hani ikinci dönemde ikinci bölümde biraz daha bir 2-3 dakika oraya bir girelim. Şimdi efendim bizden ayrılmayın lütfen. Huawei telefonları çöp mü oldu diye sorumuz vardı ama aslında işin çok daha büyük boyutlu olduğunu hep birlikte görüyoruz. İkinci bölümde biraz daha gireceğiz. Sonrasında kendi meselelerimiz de var. Onları da paylaşacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Doğrusuna devam ediyor efendim. Çin-ABD gerilimini, ticaret savaşını konuşuyorduk. Elbette bizi nasıl etkilediğini, cep telefonlarımızın çöp olup olmayacağını da bu arada konuşuyorduk. Ama esas mesele bu ticaret savaşında kuşak yol projesinin bizi nasıl etkileyeceği, coğrafyayı nasıl etkileyeceği meselesiydi. Sayın Kutay Karaca'da kalmıştı. Lütfen sözünü tamamlayın, başka bir bölüme geçeceğim. Tamam. Şimdi bu kuşak yol Türkiye'de bir kesim tarafından öyle güzel sunuldu ki, liberal kesim tarafından sanki Türkiye'nin temel ekonomik girdisine fazlasıyla katkı yapacak diye çok küçük rakamlar vereyim. Şu ana kadar Çin'in kuşak yol üzerindeki yatırımı 890 milyar dolar. 100 milyar dolar Çin bankaları borç vermiş. 990 milyar dolar. 150 milyar dolar da hala hazırda bekleyen projelere finans sağlanacak mı, sağlanmayacak mı? Yani borcun dışında bir de hibe var diye. Hibeleri saymıyorum da. Hibeleri saymıyorum. Ne veriyor bu hibeleri, paraları? Anlatacağım onu da. Özellikle küçük ülkelere ve doğal kaynağı yüksek olan ya da transit geçişin kolaylaştıracak ülkelere veriyor. Totalini söyleyeyim mi? Şu andaki rakam 1 trilyon 200 milyar doların üstünde. Şimdi bugünkü ekonomik sistemin kurulmasındaki en önemli etkenlerden biri Marshall yardımıdır. Yani Avrupa Birliği'nin kuruluş noktasında da en önemli etkenlerden biridir. Amerika'nın savaşta verdiklerini geri alma konusunda da en önemli. Marshall planına o gün harcadığı Amerika'nın paranın bugünkü karşılığı 150 milyar dolardır. Şimdi bir kere neyle karşı karşıya 8 katı bir bütçe. Neyle karşı karşıya olduğumuza bir bakalım. Şimdi ikinci bir noktayı söyleyeyim. Borç veriyorsunuz, yatırım yapıyorsunuz. Bunun karşılığını nasıl alacaksınız? Faizle. Soru işareti. Hı hı. Çok basit. Sri Lanka Hanoi Nuvali'ni karşılayamadığı Çin'den aldığı borcu 99 yılına kiralamak zorunda kaldı. Aynı şey Bangladeş Başbakanı dedi ki yeter biz sizden bir şey almıyoruz artık çünkü patlayacağız. Pakistan ve 3-4 ülke için IMF'in raporu var, diyorlar ki bunlar aldıkları borcu geriye döndüremeyecekler. Geriye dönmeyecekse sevgili İbrahim, Çin ne yapacak da bunu geri alacak? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Siz bunu söyleyince şu elimdeki not bir an gözümde canlandı. Bu Afrika'da yeni sömürecek diye bir not. 100 ben bunu sosyal medyada görmüştüm ama adım adım diyor ki yani mesela yeni Afrika'yı sömürmek istiyorsanız yeni diyor. Yeni merkantilizm. Evet, mesela Afrika ülkeleri, Batı ülkeleri borçları 420 milyar dolardır ve her yıl diyor Afrika ülkeleri 33 milyar dolar dış borç ödemek zorunda, 11 milyar dolar da bunun faizdir diyor. Yani bu şuna benziyor. Ben tefeciye düştüm. Tefeci ne isterse bunu yapacağım. Burada da o zaman biraz daha resmi açtığım zaman Çin tefeci ve borç verdiği ülkelerin hepsini de istediği gibi oynatacak önümüzdeki aynı dönemde. Aynı konu IMF için de geçerli. IMF için de geçerli. Yani bu önümüzdeki dönem böyle mi denge? Peki Amerika buna izin verecek mi? Çok yani? Basit bir şey söyleyeceğim. Kuşak yol çerçevesinde yaptığı yatırımlarda yerel halkın ancak ve ancak %56'sını çalıştırıyor. %44'ü Çin'den geliyor. Bakın bunun... Ha, kendi nüfusunda ihraç ediyor başka ülkelere. İhraç etmekten ziyade kendi içerisindeki sosyal patlamayı da otomatik olarak önlemiş oluyor. Yani o, çünkü Çin tarihine baktığınız zaman en büyük sorun işsizlik ve kıtlık. Dolayısıyla bunu da önlemiş oluyor. İkinci noktayı söyleyeyim ben size.
Tüm bunları yaparken İnci stratejisinden bahsetti Yusuf. Çok doğru. Bu yapılan limanlar nerelerde kullanacak? Güney Çin Denizi'nde relifleri ada haline getirdi. Havalimanı yaptı. Şimdi bunları yalnızca relifte hangi turizme hizmet edeceksiniz? Hangi ulaşıma hizmet edeceksiniz? Resmi bir uçak gemisi yapıyor baktığınız zaman. Şimdi geçen gün çok ilginç bir haber vardı. Balıkçılardan deniz kuvveti oluşturmuş. Ya balıkçı falan değil, ona Çin Kurtuluş, Çin Halkın Kurtuluş Ordusu'nun mensupları yani. Açık ve net. Ama şimdi şunu da söylemek lazım. İşte Amerika'nın Pasifik'teki o maritime leader dedikleri denizdeki üstünlüğü Çin'i boğma noktasına geldiği için o da buradan bir çıkış stratejisi olarak o Guam adasındayken o da oraya bir suni ada inşa ederek kendisini boğdurtmama planını devreye sokuyor. Peki. Evet. Bence artık Çin meselesini kapatalım. Ben de bir ekleme yapabilir miyim? Peki buraya? Yapın ama kapatalım. Çünkü izleyicilerimiz gerçekten sıkılmış olabilirler Bezden diye düşünüyorum. Ama yani bence ilgileniyorlar Çin meselesiyle. Şahsen ben öyle düşünüyorum. Çünkü çok evet. Amerika, çok Avrupa konuşuyoruz. Geliyor. Tanıdığımız yerler, tanımadığımız yerler ilgi çekiyor. Şimdi Doğu tarafından her ne kadar ne olursa olsun çok uzun zamandır Çin haritasını göz önüne getirirsek çıkış yapabiliyor Çin. Zaten gelişmiş tarafı da Doğu kıyıları. Ama batıdan çıkış yapamadığı için işte öncelikle Tibet'le başlayan, sonrasında Doğu Türkistan'la arkasını devam eden, sonrasında için. Kazakistan vesaire diye gidebilecek bir tehdidi var. Çünkü orta kısımları, kanton, ki kanton ifadesi ilk Çin'de kullanılan bir ifadedir. Orta ve batıya doğru olan tarafları çok gelişmemiştir. Şimdi buradan ticaret yapabilmesi, oraları geliştirmek zorunda olması yol kuşağı önemli hale getiriyor. Demin Sayın Büyükelçi söyledi, biz bir bunun içinde var. Olmalıyız. Peki. Ama yol kuşağı bu kadar isterken ve bu kadar para dökmüşken hani ne kadar istediği ortada, bizim de alabileceğimiz bazı şeyler peki, var. Peki o zaman sorum şu. Tamam, bu kadar büyük bir proje yaptı Çin, bu kadar büyük yatırımlar yaptı, bu parayı da harcadı ama şöyle bir denklemin diğer tarafında şöyle bir durum var. Amerika'da diyor ki bir anda ben vergi koydum, bundan sonra Çin malları benim ülkeme giremeyecek. Yani bu tehdidi gören ülkeler, Türkiye dahil, Çin ürünlerine şu an mesela biz gümrükte gelenlere %20 vergi koyduk. Yarın mesela hükümet çıktı ki ya Çin istilası var bizim ürünler anlamında söylüyorum. Ben bu vergileri %200'e çıkartıyorum. Bu kadar ucuz malı ülkeme sokmayacağım dedi. İbrahim Güney, bu sadece, yatırımlar peki sadece Çin mı? İçerisinde üretilen ürünler olarak düşünmeyin ya da Afrika olarak düşünmeyin. Bugün Avrupa'daki fabrikaları alıyor Çin. Örneğin tek bir ürün üzerinden bahsedeyim. İplik. İpliği ki biz ihraç ediyoruz. Tekstil konusunda evet. Biz çok gelişmiş bir ülke olmamıza rağmen ipliğin önemli bir kısmını ihraç ediyoruz. Bazı çok kritik, önemli, kaliteli iplikleri üreten tek bir fabrika kaldı. Mesela örneğin Avrupa'da Çin'in eline geçmeyen. O da Paris'te bir tane ki yetemiyor Avrupa'ya kapasitesi, ki çok büyük ve eski bir fabrika. Kalan hepsi Çin'in elinde. Şimdi düşünün, sadece Çin'den ihraç edilen bir maldan ya da üretimden bahsetmiyoruz. Yol ve kuşak üzerinde sadece ürünlerin ihraç edildiği değil, aynı zamanda o yolun üzerinde yeni sömürgecilik dediniz ya da işte yeni nesil sömürgecilik. Yeni merkantilizm çok daha doğru. Aynen, çok doğru. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bir günde de bunun içinde kesinlikle yeni sömürgecilik ama fırsatlar kadar tehditleri yani, de değerlendirmek gerekiyor. Merkantilizm kaynağı toprağından alıp kendine bir şekilde çıkar sağlayıp sonra da askeri gücünü artırıp buraları da pazar haline getirmektir. Evet. Bu bir yeni merkantilizm hikayesi. Peki onunla ilgili şöyle ifade bir de var. İhracat ithalat dengemizin, total açığımızın %20'sinin de Çin olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Bir cümlede ben söyleyeyim. Buyurun hocam. Hocama katılıyorum. Melbourne'da Avustralyalılara ben latife yapardım. Yeni kolonyalizm başladı. Ham maddenizi alıyor, işliyor, size tekrar satıyor. Sizin şeyiniz, efendiniz evvelden İngiltere'ydi, şimdi Çin oldu diye. Mesela Afrika'dan da örnekler var. Diyor ki mesela ülke gelirlerinin en az %12'si dış borç ödemelerine gidiyor. Afrika'daki mutlu azınlığın batılı bankalarda tuttuğu 1 trilyon doları var. Ve Afrikalılar bu ticarette en az payı alanlar. Yani aslında payın büyük kısmı yine bu sömür düzenini kuranlara bakın, gidiyor çok diye. Bakın çok ortada olduğu için de gelişmemiş bütün ülkeler için geçerli o verdiğinizde. Kazakistan'daydım ben. Peki, bu ayın buradan başında şuraya bağlayacağım. Artık konu çok dağılacak. Lütfen bağla. Programı süredeceğim. Haklısınız, konu önemli ama bir gün olmazsa sadece Çin meselesini konuşacak bir program yapalım. Şimdi 100 yıl sonra 19 Mayıs ruhuyla bir poz verdi liderler Samsun'da. Hani sömür düzeni ve bağımsızlık meselesine bağlayacağım konuyu buradan. Önce
100 yıl sonra Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz baktığınızda? Hani gerçekten çok zor süreçler atlattık. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle iftar buluşmasına katıldı ve orada şöyle bir ifade kullandı. Türkiye bugünkü seviyelere akrebin kıskacından geçerek gelmiştir ve tüm kazanımları içinde bedel ödemiştir dedi. Çok bu kazanımlar da sizlere emanettir gençler dedi. Bir ifadesi de var önemsediğim orada. Şöyle söylüyor. Çok özür dilerim. Bizim kızıl elmamız büyük ve güçlü Türkiye'dir. Yani bu sadece benim ya da AK Parti'nin davası değil, bütün milletin davasıdır ve buna sahip çıkmalısınız diye söyledi. Sayın Alabarda sizle başlayalım isterseniz. Önce liderler pozu, yani yanlış görmediysen bir geminin de üzerinde verilmiş bir pozdu. Hani evet, aynı gemideyiz mesajı mı verildi orada, yoksa mesele yani 19 Mayıs ruhu Türkiye meselesi olduğunda öyle ayrı gayrı olmaz mesajı mı verildi ki davetle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Bir yorumlamanızı rica etsem pozu. Fotoğrafla ilgili negatif düşünce sergileyen olur mu bilmiyorum. Çünkü oluyor özlenen ya, bir sosyal medyada vardı. Ya vardır yani, bu ülkede zehirlenmiş insan epey miktarda var ama yani aklı selim sahibi bir insan olarak o fotoğrafa baktığınızda Türkiye'deki bütün siyasi parti liderlerinin, Meral Hanım niye gelmedi bilmiyorum ama o fotoğrafın içerisinde sadece Meral Hanım'ı göremedik. Onun dışında Doğu Perinçek'ten Recep Tayyip Erdoğan'a, Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na, bütün siyasi partilerin liderlerinin 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümünde Samsun'da bir araya gelmiş olmaları açıkçası bu ülkeyi üzerinde yaşayan, bu ülkenin idealleri doğrultusunda kalbi heyecanla atan herkesin hoşuna gitmiştir. Dolayısıyla bu anlamda verilmiş olan bu fotoğraf benim de çok hoşuma gitti. Dünyaya da bir mesaj mı sizce? Yani hiç kuşkusuz dünyaya da bir mesaj. Çünkü dünya Türkiye üzerinde siyasetini devam ettirirken bir şekilde kendi içindeki siyasi çekişmezlikleri bir fırsat olarak değerlendirip farklı noktalara olayı tebdil etmek maksadıyla manipülasyonları yine bu siyasi partiler üzerinden yapıyor. Dolayısıyla bu fotoğrafın çekilmiş olması, 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümüne denk gelmiş olması, bu fotoğrafın çekilişinin bu anlamda bir davetin Cumhurbaşkanı'ndan gitmiş olması, davete icabet etmiş olmaları hepsi tek tek takdire şayan görüntü. Ama tabii bu fotoğrafın içinin de doldurulması lazım. Ben her zaman şunu söylerim. Geçen programda da dile getirdik. Yani siyaseten ekonomi anlamında, askeri anlamda, dış politika anlamında kabul etmediğimiz, birbirimizle zıtlık arz eden siyaset içerisinde bulunabiliriz. Zaten bu farklı siyasi partilerin varoluş gerekçesi. Ama konu Türkiye paydası olduğunda mutlak surette bütün siyasi partilerin bir araya gelmiş olması gerekir. Dolayısıyla ben bu fotoğrafın bir başlangıç olmasını, bu vakitten sonra da bu fotoğrafın içini dolduracak şekilde payda Türkiye olduğunda, konu terör olduğunda, konu Türkiye'nin milli güvenliği olduğunda mutlak surette her tarafın elinden gelen katkıyı sonuna kadar verdiği takdirde bu fotoğrafın içinin dolacağını açıkçası düşünüyorum. Ama onun dışında dediğim gibi siyaset farklı düşüncelerin farklı platformlarda farklı kişilere hitap edecek şekilde gelişmesinde hiçbir beis yok. Dolayısıyla fotoğraf çok güzel bir görüntüydü diye toparlayabilirim. Peki. Sayın Nuruç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta içinde şöyle ifadeleri de oldu. Öncelikle sosyal medya manipülasyonları ile toplumsal gerilimi tırmandırmak için seçimler öncesi çok yoğun çabalar harcanıyor. Bu hassas süreçte bizlere düşen milletin emanetine sahip çıkmaktır dedi. Ve bir de şöyle bir ifadesi vardı. Şunu bilin ki Türkiye'yi dışarıdan vuranlar vurmaya çalışıyor ama içeriden vuranlara bunun hesabını sormasını da biliriz dedi. Bunu aslında biraz TÜSİAD ve iş dünyasındaki seslere karşı da söylediğini ifade edebilirim. Çünkü devamında şöyle cümleleri vardı. 17 yıl önce neredeydiniz? 17 yıl sonra neredesin? Lütfen dedi, herkes kendi servetini, işlerinin büyüklüğünü ve bugüne kadar ne kazanıp ne kaybettiğini bir gözden geçirsin. Elini vicdanına koysun. Ondan sonra dedi hani gelsin. Eğer dedi biz de gelenlere kapımızı kapatmışsak ya da işte onları duymuyorsak o zaman da ayrı konuşalım demeye getirdi. Hem Türkiye'nin kızıl elmasından biraz bahsedelim hem de bu değerlendirmeleri nasıl yorumlarsınız? TÜSİAD kısmıyla başlayayım aslında. Bir patronlar kulübü diyelim. Türkiye'nin aslında çok da konuşulan patronlar kulübü. Yine bir çıkış yaptı İstanbul seçimleri öncesinde ve Cumhurbaşkanı'na sert bir tartışma başlamış oldu. Şimdi ekonomi üzerinden özellikle eleştirileri vardı TÜSİAD'ın. Olabilir ama bir patronlar kulübünün, iş dünyasının, sanayi ve iş adamlarının özellikle ekonomi konuşurken çok dikkatli olmaları lazım. Çünkü sözleri ekonomiyi oldukça etkiliyor.
etkileyebilir. O anlamda bilerek ya da bilmeyerek çok yanlış davrandıkları düşünüyorum. Evet, bugün etkilenmemiş olabilir ama etkilenebilirdik. Bunun bir de tabii TÜSİAD'ın 28 Şubat dönemi karnesini ya da işte geçmişte siyasi konulara yaklaşımlarını da göz önünde bulundurursak. 28 Şubat'ta biraz daha hani galiba şey yapmaya çalıştılar. Ekonomiyi de yine dert ediyorlardı ama bugün bu... Yani hani şeyini biliyoruz sonuçta, yani adeta bir muhtıraya benzeyen şeyler çıkmadı değil, manşetler atılmadı değil, tam sayfa ilanlar çıkmadı değil. Bunu bir kenara bırakırsak, bu Türkiye İttifakı ifadesiyle aslında Samsun'daki fotoğrafı beraber okumak doğru olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bu seçim sürecinde ittifakları çok konuştuk, işte Cumhur İttifakı, Millet İttifakı. Bu ittifak kelimesi sanki seçimlerde oluşan o ittifaklar üzerinden değerlendirildi. Ama Türkiye İttifakı başka, biraz daha soyut bir şey. Dışarıya karşı ortak birlikteliği ifade eden bir aslında bir manifesto, bir çıkış gibi değerlendirilebilir. 8 tane maddesi de açıklandı. O 8 maddeye baktığınız zaman terörle mücadele, anti-emperyalizme karşı beraber bir duruş, işte aslında bir lider altında savaşa bir hazırlık, yani savaşa hazır olma gibi bir anlam çıkardım ben doğruya doğru. Özellikle yani şimdi biz İstanbul seçimleriyle beraber hani yeni bir seçim hattı mahalline girdik. Eskisinin devamı gibi de görmüyorum pek onu. O yüzden de çok dışarıyı konuşmuyor olabiliriz ama Doğu Akdeniz'den işte Hürmüz Boğazı'na kadar çevremizde her yer yanıyor. Doğu Akdeniz demişken, Fransa istediği üssü almış Güney Kıbrıs Rum kesiminden. Deniz üstünü almış, yani nasıl yaptı bilmiyorum ama. İşte düşünün. Londra Anlaşması'nın ruhuna da aykırı. Aykırı, evet, yani garantör 3 ülke var. İngiltere, tabii. Türkiye ve tabii. İşte Yunanistan. Ona rağmen yani uluslararası hukuk vesaire pek umurlarında olmuyor bazen insanların ya da ülkelerin. İşte düşünün, yani bu coğrafya, çevremiz bu kadar cayır cayır yanarken buna karşı bir birliktelik gerekiyor. Belki birazdan konuşacağız bu yeni askerlik sistemini vesaire. Bütün bunların hepsi ordunun modernleşmesi, savunma sanayine yapılan yatırımlar vesaire. Hani artık tehditlerin o kadar çok yükseldiği bir coğrafyada birlikte olmaya getiriyor. Şimdi Samsun'daki o fotoğraf elbette ki önemli ama unutmayalım, Yenikapı'da da bir fotoğraf vardı. Bravo. Yenikapı'daki fotoğrafın hemen üzerine işte hatırlayayım, 15 Temmuz darbesinin yerini işte bir lider tarafından 20 Temmuz darbesi aldı. O yüzden fotoğrafın içinde i̇şte, olması evet, önemli. İşte yani kontrollü darbe vesaire gibi ifadeler kullanıldı. Umalım ve ümit edelim ki, altını tekrar tekrar çiziyorum. Yani bu Samsun'daki o görüntü devam etsin. Meral Akşener de girsin. Tüm Türkiye'deki liderler girsin. İçeride herkes birbirini eleştirebilsin, konuşabilsin ama dışarıya karşı kalkıp şikayetler bitsin. Terörle ilişkisi olan partiler artık yani ona bir dur desinler. Türkiye'leşme sözü veriliyorsa bu söz tutulsun. Bu sözü tutmayanlar ya da işte terör örgütlerinin desteğiyle partiler bir yerlere gelmesin. İspanya örneğini çok konuştuk ya. Yani hani bu Katalonya meselesini, orada sadece bir bağımsızlık şeyi yapıldı diye, referandumu yapıldı diye işte düşünün. Gemiyle asker çıkardı. Evet, neler yaşandı. Bizim ülkemizde o kadar çok yani teröre o kadar çok insan kaybediyoruz ki, o kadar çok şehit veriyoruz ki, bu konuyu böyle özgürlüklerle falan karıştıran böyle bir saçma sapan bir anlayış var. Artık onun önüne geçmek ve topyekün işte bunun karşısında durmak gerekiyor. 100. yılda en azından bunu başaralım diye umut ediyorum. Samsun'da bunun bir miladı olur inşallah. Peki şimdi Erdoğan'ın gençlere şöyle bir cümlesi de var. Sayın Karacası'yla devam edelim. Siz sahip çıktığınız sürece bu vatan batmayacak. Bu milletin fertleri arasında da nifak girmeyecektir diyor. Yani gençlere de özellikle yani kendi aranızda da bölünmeyin mesajı var Erdoğan'ın. Siz nasıl yorumlarsınız Erdoğan'ın kızıl elması, büyük Türkiye ideali üzerinden bakarsak mevzuya? Yani ben önce şunu söyleyeyim sevgili İbrahim. Yani siz kendi adınıza baktığınızda 17 yıla nasıl kıyaslıyorsunuz? Yani hani ya da 100 yıla değerlendirdiğinizde Türkiye hani şimdi hocam Sayın Aydın Nuran şöyle bir ifade kullanmış. Türkiye yükseliş dönemindedir, bunu kabul etmek lazım. Siz katılıyor musunuz? Nasıl bakıyorsunuz? Ya tabii ki şimdi... Çünkü ya Türkiye'de şöyle bir zihniyet var. Ne üretiliyor bu ülkede kardeşim? Ne ürettik biz? Bir zihniyet var yani. Onu şöyle... Sık sık bunun parodisini yapıyorlar sosyal medyada. Onu gerçek söylüyorum. Yani işte Sayın Büyükelçim çok da yurt dışında bulundu ama... Türkiye'den dışarı çıktığınız zaman ister Avrupa'ya gidin, ister Asya'ya gidin...
O zaman görüyorsun Türkiye'de gerçekten nelerin değiştiğini ve nelerin farklılaştığını, ne kadar büyük büyük olduğumuz o zaman görüyorsunuz. Ama hani şunu net olarak söyleyeyim ben, eğer biz bu coğrafyada bir bütün olarak var olacaksak, bu 19 Mayıs Samsun ruhunu hiçbir zaman içimizden çıkartmamamız gerekiyor. Bir kere bu kadar basit. Şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemleri bu konuda çok değerli. Neden? 29.6 gibi bir yaş oranımız var şu anda. Ve bu zamanın rakamı. Bu 2030'larda, 2050'lerde bu rakam düşecek. Yani yaş ortalamamız bizim de daha yükselecek. O yüzden bugünkü gençlik bizim için çok değerli. Biz bu gençliği en iyi şekilde yetiştirmek ve Türkiye'nin bundan sonraki sürecinde de bu gençliği bir şekilde alana sürmek zorundayız. Dolayısıyla Mustafa Kemal de bu ülkeyi gençlere emanet etmedi mi? Evet. Çünkü gençler, o gençler kendinden gelen genci yaratacak. O onu yaratacak ve sonuçta bir süregenlik ortaya çıkacak. Önemsiyorum ben. Ama şöyle bir şey de var. Hani bizim bulunduğumuz coğrafya hakikaten yani her dakika sıcak, her dakika sıcak, bazen kor. Hep teyakkuzda olmak bazen gerekiyor. Bazen kor. Hı hı. Şimdi hani Merve Hanım güzel bir şey söyledi. 30 binden fazla, 40 bine yakın insan kaybettik biz bu coğrafyada 84'ten beri. Bir tane terör örgütünün yaptığı eylemlerden dolayı. Ne oldu? 84'ten bugüne geçen süreç, 30 yılı aşkın süreçte ne kazandınız? Kaybeden, kendinize bağlı olduğuna inandığınız ama benim hiç inanmadığım o halk dediğiniz bizim Kürt kökenli vatandaşlarımız 30 yılda niye sizin arkanızdan doğrudan gelmediler? Hiç baktınız mı buna? Çünkü bu coğrafya bir şekilde mozaik. Ama bu mozaiği ayırmak çok zor. Parçalamak çok zor. Ama hep deneyecekler. Yani arada sıcak, satranç arada kor. Şimdi satranç oynuyoruz. Şimdi bakıyorsunuz şimdi Irak, Suriye, şimdi yavaş yavaş İran ısındırılıyor. Yani sonuçta Huawei konusunda söylemedik ama işin bir ucu da İran'a dayanan bir nokta. Çünkü Çin eğer İran'la olan ilişkisini kısıtlamazsa İran'a yapacağınız yaptırımlar 2010-2016'da yaptığınız gibi kadük kalacak. Ya bu açık ve net. Hı hı. Şimdi tüm bunlar içerisinde biz bir ülke olarak bakın şöyle. Ben yine söyleyeceğim bunu, sıklıkla tekrar ediyorum açıkçası. Ben konuşan Türkiye'den yanayım. Hı hı. Konuşmayandan daha tedirgin olurum. Fikirleri açıkça söylenebilen ama bunu taşla, sopayla, silahla yapmadığı müddetçe, ya da hakaretle. O hakaretle yapmadığı müddetçe o fikirleri dinlemesini de bilmek gerekir. O fikirleri acaba niye söylediğini de araştırmak gerekir. Bu hem iktidarı, zaten fikirle de ancak fikirle hem iktidarı evet, yükseltir hem de muhalefeti yükseltir. Hı hı. Şimdi bizim temel noktamız bu. Şimdi o yüzden hani ben çok katıldım Merve Hanım'a. Yani bu kadar etraf yanarken biraz daha içerideki tansiyonu düşürmek gerekiyor. Siyaseten düşürmek gerekiyor. Hı hı. Çünkü dünyada ben bilmem katılacaklar mı ama hiç bu kadar siyasetin ve futbolun içerisinde bir halk görmedim Türkiye Cumhuriyeti halkı kadar. Yani sohbet konuları da genelde o. Evet ya, kahveye zaman, gidin ya siyaset ya futbol. Öbür türlü okula gelin okulda bile öyle. Okulda bile öyle yani evet. Bu böyle. Allah'tan bugün hepimiz Fenerliyiz, oyun futbola girmiyoruz. Biz gerçi hedefleri tutturduk, kümede kaldık. Onun da esprisini yapmış olalım. Siz nasıl değerlendiriniz efendim? Hem Türkiye'nin 100 yılına baktığımızda ben kendi adıma iyi olduğumuzu düşünüyorum Türkiye için. Daha iyi olabilir elbette. Yapılması da gerekir ama çok da kötü olmadığını düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman işte Yunanistan'ın da borç batağında olduğu günleri, insanların işte emekli maaşını alamadığı günleri gördük. Krizler dünyada pek çok ülkeyi etkiledi. O da bir Avrupa Birliği ülkesi. İşte İspanya'da keza bir sürü kriz yaşandı. İtalya'da yaşandı. Hani Türkiye zorlu bir coğrafyada zor bir mücadele veriyor. Bunu da göz ardı etmemek gerekir diye düşünüyorum. Sizin de değerlendirmenizi alayım. Hem 100. yıl ruhu açısından, hem işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu daveti ve o işte liderler pozu açısından, hem de bulunduğumuz coğrafyadaki konumuz açısından.
Şimdi tekrar ediyorum. Türkiye'nin yükselme çağında olduğuna iman etmeliyiz. Umut dolu olmalıyız. Yıkıldık, battık dememeliyiz. Ve bu bir gerçek. Türkiye yükselme çağında. Cumhuriyet yükselme çağı. Bunu bir kenara koyalım. Samsun'da verilen resim. Evet ama yetersiz, yetmez. Neden? Hocama devam edeyim ben. Dünyada kaç demokraside yüzde yakın katılım var seçimlere? Bu aslında, bu aslında yani 80'in üzerinde, bu aslında Türkiye'de çok şiddetli bir ayrışmanın tezahürü. Ve biz 1968 gençliğim ben şahsen, o 70'li yılları hatırlayalım, 12 Eylül öncesi dönemleri hatırlayalım. O günlerden ders almamış görünüyoruz. Biz artık ders almalıyız. Bunu kim yapacak? O resmi veren liderler yapacak. Bu çok önemli bizim için. Peki liderleri bu pozda aynı zamanda bir ders çıkarıldığı anlamına gelmez mi? Ya da işte Türkiye'nin ufkunun bu yönde olması gerektiği evet, anlamına ama yetmez. Gelmez mi? Peki. Evet ama yetmez. Ondan sonra Çin'i atladık ama Çin ve İran'a yapılacak ambargolar Türkiye'ye yarayabilir. ABD-İran geriliminde gireriz olmazsa birazcık. Türkiye'ye yarayabilir ekonomik açıdan. Rusya'ya da galiba yarayabilecek. Evet. Peki madem söz oraya geldi, oraya biraz bakalım. Gerçi arada bir Yunanistan meselesine de gitmek istiyorum ama sonra vakit kalırsa bakarız. Evet. Şimdi ABD pek çok dalda oynuyor demiştik. İşte Venezuela'yı karıştırmaya çalışıyor. Güney sınırımızda bir PKK devletçi, terör devleti kurma çabaları var. İsrail'i kol kanat geriyor. Çin'le boğuşuyor. Bir de İran'la şu an mücadele sürdürüyor ki zarifin bir açıklaması oldu. Ben Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'la savaşacağını düşünmüyorum. Hani etrafından bunu kışkırtan ya da isteyenler var ama İran'la savaşmak öyle kolay değil dedi. İran televizyonuna baktığımızda işte generallerin çıkıp Amerika'nın üstlerini şöyle elle işaretleyip şurası var, burası var ve bizim füze menzilimizde bunlar. Öyle çok da uzak hedefler değil bizim için Amerika diye meydan okumaları var. Trump'ın da İran bizimle savaşamaz. Savaşmak isterse onu işte haritadan sileriz de gelecek anlamı yani. Çok ağır bedelleri olur anlamında açıklamaları var. İki tarafta karşılıklılar birbirine siz bile savaşmak istemezsiniz diye mesajlar veriyor. Ama Sayın Alabardı size başlayalım mı? Evet. Nereye gidiyor mesele? Bir de tabii şunu da merak ediyorum. Şimdi İran çok güçlü bir petrol üreticisi olduğu için yarın bu dünya petrol fiyatlarına işte bizim arabanın benzinine ya da mazotuna da yansır mı diye de merak ediyoruz. Yani Zarif'in daha öncesinden de bu şekilde yapmış olduğu açıklamalardan bir lahza sonra Obama döneminde Amerika Birleşik Devletleri ile nasıl el sıkışarak nükleer anlaşmaya imza attığını ve bütün dünyayı şaşırttığını hep birlikte biliyoruz. Dolayısıyla Farsi ağzının işte yerle yeksan ederiz, işte ayakta tutmayız, işte Amerikalı'nın üstleri burada bizim füze menzilimizin içinde gibi açıklamaları açıkçası biraz da Farsi siyasetinin geleneksel şekline, şemaline bağlamakta fayda var diye düşünüyorum. Ben kısa vade içerisinde İran'a yönelik ambargoların İran'ı kendi içerisinde sosyal patlamalar yaratacak boyuta varabileceğini açıkçası düşünüyorum. Çünkü yaklaşık 2 milyon varilin üzerindeki ihracatı şu an itibariyle yarıdan daha fazla azalmış durumda ve İran ekonomisinin de 500 bin varile kadar düşebilir deniyor. Efendim? 500 bin varile kadar düşebilir deniyor. İşte bu noktaya da geldiğinde İran'ın ihracat yapmış olduğu petrol içerideki sıkıntıların zaten uzun bir süreden beri devam etmekte olduğunu biliyoruz. Patlama noktasına gelebileceğini biliyoruz. Peki o zaman Amerika tek kurşun atmadan istediği hizaya getirmiş mi olacak? Yani bunu söylemek de şu açıdan çok mümkün değil. İran 1979'daki devrimden bu yana sürekli ambargolarla yaşaya geldiğinden dolayı bir bağışıklık sistemi de gelişmiş durumda. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik olarak uygulamış olduğu ambargo bir şekilde İran'ı köşeye sıkıştırırken İran'a yönelik olarak askeri anlamda atılacak bir adım İran'daki mollaların içerideki siyaseti konsolide etmelerine de imkan tanıyabilir. Çünkü Farsi gelenek uzun yıllardan binlerce yıl öncesinden gelen ve tevarüs ederek almış oldukları bir devlet aklına sahip ve biz İran-Irak Savaşı'nda da çok iyi gördük ki daha sonraki gelişmelerde de gördük ki İran'a dışarıdan yapılabilecek bir müdahalede İran'ın içerisinde birçok etnik unsur olmasına rağmen bir şekilde kendi içerisinde kenetleyecek bir mekaniği oluşturmuş durumda İran. Dolayısıyla böyle de bir bağışıklık geliştirmiş durumda. Dolayısıyla tek kurşunu atmadan İran'ın düşüp düşemeyeceği konusu biraz şaibeli bir konu. Ben açıkçası
İşte söylemiş olduğum bu 40 yıldan bu yana zaten düşürebilmiş olsalardı, düşürebileceklerine inanıyorum. Ama İran'ın ben Amerika Birleşik Devletleri ile kısa vade içerisinde kendi topraklarında bir savaşı kabul etmektense bir vekalet savaşını yürüteceğini düşünüyorum ki Irak'tan personel çekti Amerika. Yani böyle bir tehlike mi gördü acaba? Tabii ki. Tehlike gördü ve Bağdat'taki büyükelçiliğine havan mermileriyle saldırı gerçekleşti. Amerikan istihbaratı da Irak'ın içerisinde etkin malumunuz olduğu üzere ve Kasım Süleymani'nin Irak'ta kendine bağlı milislerle bir araya gelerek bu anlamda Irak coğrafyasında bir savaşa hazırlıklı olunması gerektiğini falan tembihlediğini biliyoruz. Dolayısıyla bu anlamda bir sıcak çatışmanın direkt İran'da, Tahran'da yaşanmasından önce ben konunun Irak'ta, Lübnan'da, Suriye içerisinde bir şekilde yaşanabileceğini düşünenlerdenim. Bir diğer sualiniz neydi İbrahim Bey? Yaşanıyor petrol, zaten. Petrol meselesi de bizi etkileyecek. Hürmüz Boğazı. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması. Yani çünkü petrol savaşları da galiba var. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması hiç kuşkusuz İran'ın yapmak isteyeceği bir şeydir eğer askeri anlamda bir çatışma yaşanırsa. Ama buna İran'a en büyük destek veren Çin de dahil olmak üzere İran'ın etrafında bir şekilde siyasi pozisyon alan ülkeleri de rahatsız edecektir. Dolayısıyla Fransa mı rahatsız olanlar? Çin de rahatsız olur bundan. Enerjinin ne kadarı? %40'ı mı dünya? Çin'e Hürmüz Boğazı %40'ını kontrol ediyor. %40'ı çıkıyor oradan. Şimdi %40'ının yani çıkışını tedarik eden herkes rahatsız olur. Herkes rahatsız olur. Dolayısıyla bu yine oradaki Hürmüz Boğazı'nı kapatırım şeklindeki hususunda yine bir Farsi ağız olduğunu unutmadan dinlemek ama lazım. Ama şöyle gelişmeler oldu mesela hafta içinde işte Suudi Arabistan'ın hem tankerleri patladı hem de akaryakıt pompaladı, istasyonlar dronlarla vuruldu. Hatırlatmaya başladı. 89 yani onu da iki türlü okumak savaşı lazım. Acaba İran'a yönelik olarak bir hamlenin altyapısal anlamda hazırlığı yapılıyor. Bak İran işte Suudi Arabistan'daki petrol dağıtım tevzi istasyonlarına saldırı düzenlendi. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki tankerlere saldırıldı gibi bir rasyonelite mi ortaya konulmaya çalışılıyor? Yoksa gerçekten İran biraz önce söylemiş olduğum proxy war dediğimiz bu vekaletler savaşını başlatma anlamında bir gözdağı vererek Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Suudi Arabistan'ında petrol tevzi istasyonlarını, dağıtım istasyonlarını vururum şeklinde bir ben ikisinin de olabileceğini açıkçası düşünenlerdenim. Ama Hürmüz Boğazı'nın gerçekten bir şekilde kapatılması ve bu tıkanıklığın öyle yıllarca değil sadece 5-6 ay bile sürmüş olması çok büyük sıkıntılara sebebiyet verebilir. Zira Hürmüz Boğazı gözümüzün önüne getirdiğimizde sadece İran'a ait petrol tankerlerinin çıkış yaptığı bir bölge değil. Aynı zamanda Suudi Arabistan'ın, Irak'ın, Kuveyt'in, Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere, Katar dahil olmak üzere petrol ihraç eden ülkelerin bütün petrol ihraçlarının çıkış noktası. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'na İran'dan kaynaklanan bir tıkanıklık olursa İran etrafında yalnız kalmış 3-4 tane ülkeden de ülkenin desteğinden de olabilir diye düşünüyorum. Peki şöyle devam edelim Sayın Nuruç. Şimdi Putin bu konuyla ilgili biz itfaiyeci değiliz. Herkese de yetişemeyiz diye bir açıklama yaptı İran'la ilgili olarak. İran'a da gerekli uyarıları zamanında yapmıştık dedi. İran'sa zenginleştirilmiş uranyum meselesinde 4. seviyeye geldik gibi açıklamalar yaptı. Yani İran aslında karşı duruşunda meydan okumalarını sürdürüyor anladığım kadarıyla. Putin çok da rahatsız değil galiba. Yani İran'ın petrol satamayacak olmasından. Şimdi kendi yerel kaynakları da yani sonuçta hani İran yani şimdi hep soğuk savaş dönemi gibi okuyoruz artık öyle bir yerde değiliz. Ne Çin ne Rusya bunların hiçbiri aslında komünist ekonomide değiller. Evet rejim olarak orada hala sosyalist vesaire olabilirler ama kapitalist dünyanın önde gelen ülkelerinden bahsediyoruz ki Rusya özellikle Avrupa Birliği'ni kendisine enerji bağlamında bağlamış olmakla yani muhtaç bırakmış olmakla zaten ciddi anlamda gücünü sürdürüyor. İran bu bağlamda kendisinin rakibi. İlk aslında nükleer anlaşmanın sonrasında petrol ilk yaptırımları uygulandığında petrol fiyatları yükselmesin diye
Trump Suudi Arabistan'a ciddi bir baskı yapıyordu üretimini artır diye. Suudi Arabistan'ın kapasitesi yetmediği için gitti Rusya ile bir anlaşma yaptı Suudi Arabistan, Riyad. Ve o kendisinin üretemediği petrolü, o kapasitesinin yetmediği petrolü Putin yönetimi aslında bir şekilde sağladı. İşte OPEC ülkeleri bir yandan Trump'ın istediği kadar basamadığı için aslında Putin bir yerden sonra biz İran'ı uyarmıştık diyebilir. Özellikle de Avrupa Birliği'nden de o aradığı desteği görmeyen İran şimdi burada ne yapacak? Esas meselelerden bir tanesi de bu. Yani Rusya'yı zaten Suriye'de de çok fazla yanında görmediğini uzunca bir süredir konuşuyoruz. İki tane durum söz konusu. İran hani yeni ve daha sert şartlarda ki belki de nükleer anlaşmanın iptalinden beri bu programda en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Çok daha sert bir anlaşma istiyor Trump. Öte taraftan bir 10 madde sunmuşlardı hatırlarsınız. Pompeo tarafından sunulmuştu. Bu maddelerin hepsinin yerine getirilmesi isteniyor. Bu koşullar üzerine İran belki anlaşabilir. Anlaşır mı? O zamanlar hatırlayalım. Ahmedinejad'ın gidip Ruhani'nin dahi gelmesinin nükleer anlaşmayla ciddi bir bağlantısı vardı. Daha yumuşak bir rejime, daha ılımlı bir rejime geçildi. İşte onların o hani hatırlayalım Halkbank üzerinden biz ciddi bir destek verdik İran'a o ambargolar yaşanırken. Biz Halkbank üzerinden neden Amerikan doları üzerinden yürüyen finansal sistemi deldiniz diye biz dayak yerken, hani dayak yedirtmeye çalışırlarken bize biz İran'ın sesini bile duymadık hatırlayalım. Şimdi kapımıza gidip geliyorlar. Ama bu dönemde de İran'ın şimdi şöyle avantajları var. Bizim Amerika ile aramızdaki sorun bir avantajları. İkincisi yalnız değiller, tek başlarına değiller. Irak, Suriye, Hizbullah, aynen öyle. Hatta Yemen'deki Husiler dahil olmak üzere çok sayıda o Şii hilalini boşuna oluşturmadığı ciddi anlamda bir gücü var. Ve İran böyle sıkıştığı zaman böyle evet bir Fars oyunu, bir Pers oyunuyla bir arka planda anlaşma yürütebilir ama öte taraftan tırnaklarını da çıkarabilen bir ülke. Dolayısıyla o vekalet savaşları yaşanabilir. Bir petrol krizi çıkarırsa esas mesele o. Çünkü Trump'ın özellikle İran'daki İran'ın petrol üretimini, petrol ihracını sıfıra indirirken petrol fiyatlarını yükseltmemesi gerekiyor. Bu yüzden Libya'yı Hafter'in kontrol etmesi gerekiyor. Bu yüzden Venezuela'yı bir an önce Guaido'nun yönetmesi gerekiyor ki oradaki petrolü de kendisi kontrol edebilsin, petrol piyasasını kontrol edebilsin. Ama öte taraftan eğer Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa 72-73'te Yom Kippur sonrası hatırlayalım Kral Faysal bir petrol krizi çıkardı. İsrail-Arap savaşlarının sonunda ve inanılmaz dünya çok ciddi bir petrol krizinin içerisine girdi. Şimdi o da Trump'ın ciddi anlamda bir sorun yaşamasına sebep olur. Evet dünya ülkeleri bir sıkıntı yaşar ama İran kendisinin artık hani bölgede yeni bir Suriye olmasına falan izin vermeyecektir. Bu yüzden şimdi Amerika'yı sözel olarak tehdit ederken Suudi Arabistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni vurmaktan çekinmiyor. Zaten Yemen'de vekaleten yaptığını şimdi deniz üzerinde yapıyor. Ama son olarak şunu söylemek istiyorum. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bundan çok fazla rahatsız olmuş olmalılar ki 30 Mart'ta biliyorsunuz bir toplantı, iki toplantı hatta çağrısında bulundu kral. Bir tanesi Arap Birliği, bir de Körfez ülkelerini çağırdı. Ama aynı gün İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı da var ve Türkiye aslında başkanlığı Riyad'a teslim edecek. Burada Türkiye'nin nasıl davranacağı da çok önemli. Çünkü Türkiye evet bir Körfez ülkesi değil, bir Orta Doğu ülkesi de değil ama Orta Doğu'da oyun belirleyici bir ülke. Şimdi İran ve Rusya'dan çok fazla petrol ihtiyacının önemli bir kısmını oradan sağlıyor. Ama öte taraftan bugün Irak'la görüştük geçtiğimiz hafta. İdlib'deki gelişmeleri hiç hesabının dışında tutmamak lazım. Doğu Akdeniz'de yaşananlar aslında bir yandan hiç belki hani konuşamadık ama oradaki işte Leviathan'dan vesaireden çıkan petrolü Yunanistan, Güney Kıbrıs üzerinden satma projelerini bir yana koymak lazım. Türk akımıyla beraber Rusya'nın aslında Türkiye ile daha fazla çıkarlarının örtüşmesinin İran'ı biraz daha eksik ve yalnız bıraktığını da değerlendirmek lazım. Yani hep aslında pek birbirine bağlantılı. Sürekli. Son cümle Orta Doğu'da her şey enerjiyle ilgiliydi bugüne kadar. Bundan sonra da öyle olacağı benziyor. Peki Mukteda Sadr'ın bir açıklaması var. Irak'ı bu savaşta taraf olmaya zorlayıp onu İran-Amerikan ihtilafı için bir savaş alanı haline getiremem. Yani Arap Şiası, Fars Şiası'na bizi katmayın diyor diye de değerlendirmeler var.
Tek bir şey söyleyebilir miyim? 2 ay önce bir toplantı yapıldı Lübnan'da. Kasım Süleymani'nin çağrısıyla Nasrallah'tan tutun işte Haçlı Şabi liderlerine, bu Şii hilalini oluşturan tüm liderler oradaydı. Enteresan olan ama Sadr'ın da orada olmasıydı ki Sadr biraz daha Arap milliyetçiliği üzerine Irak'ı kurmaya çalışan ve anti-Amerikan ama bir taraftan da anti-Amerikan olması diyebiliyoruz. O toplantıda Sadr'ın olması çok enteresan deyip sözü aldığım için özür diliyorum. Evet. Kısa bir bilgi vermek istedim. Peki bu süreçte Türkiye'nin rolü nasıl olacak? Şimdi Irak'tan gelen ziyaretçilere baktığımızda Türkiye'de hep şunu mesajını veriyor işte. Ya biraz daha iktidarlı olun, bunu diplomatik yollardan çözebiliriz mesajı veriyor ama bizim burada hani devletler duyguyla yönetilmediği için kendimize bir pozisyon ya da bir avantaj sağlama şansımız olabilir mi? Çünkü aynı durumlar başımıza geldiğinde İran'ın bundan hemen bir pozisyon kapma hevesinde olduğunu biliyoruz. Ya ben bunu söylediğim zaman bazen tenkit alıyorum ama şöyle bir şey var. Hani belki de Türkiye için İran, İran için de Türkiye bölgede olmazsa olmazlar. Yani Türkiye'nin İran'a, İran'ın da Türkiye'ye ihtiyacı var bu denge siyasetten. Şimdi İran bir kere şurada karıştırmayalım. Suriye, Irak ya da Afganistan değil. Hani İran bir imparatorluk kalıntısı ve Şialık çok serttir. Bir inanılmaz bir tutkaldır. O tutkalın kesilmesi ya da sökülmesi çok zordur. Bunu unutmayalım. İki, Mervan'ın bahsetti Şii kuşağı. Bu Şii kuşağı da fazlasıyla özellikle Irak'taki rejim değişikliğinden sonra İran'la çok daha işin içerisindedir. Şimdi tabii şöyle bir şey var. İran içerisindeki Şiilikle Irak içerisindeki Şiilik arasında da çok büyük farklar vardır. Ve bu farkları da bilmek gerekir esasında. İşte Sadr'ın açıklamalarını da bu açıdan bakmak gerekir. Ama İran'la bir savaş demek zaten hiç kanın eksik olmadığı Orta Doğu'yu yeni bir kaosa. Bunun adı kan olmaz artık. Yani bu çeşme olur. Yani kan çeşmeden olur. Akmaz yani bir şelale akıntısı olur. Çünkü bu İran'a karşı olan ülkelere baktığınız zaman da hiç kenarda tutulamayacak bir Şii nüfusa sahip olduklarını da görürsünüz. İşte Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, buraların bir hiç yatsınamak büyük Şii azınlıklara sahip yönetim kitlesi belki Sünnidir ama Şiilerin daha fazla olduğu ülkeler olduğunu biliyorsunuz. Yani İran'da istediği zaman başka dinamikler harekete geçirebilir mi? Kesinlikle bugün Amerika'nın işte belli unsurlarını Irak'tan çekmesi, Almanya, Hollanda'nın çekme kararı almasının altında yatan nokta da budur. Exxon Mobil'de petrol üretimi yapılan sahalardan Irak'ta bütün personelini çekti. Şimdi Türkiye açısından çok kritik bir durum. Çünkü Türkiye ekonomisi kırılgan bir süreç yaşıyor ve bu süreçten çıkmaya çalışıyor. Şimdi burada biz enerji fakiri bir ülkeyiz ve enerjiyi kolay yoldan istikrarlı ve ucuza almak en önemli noktamız. Şimdi bunu sağlayacak ülkeler kim olacak bize? Bu bir soru işareti sevgili İbrahim. Yani Irak merkezi hükümetiyle görüşmemizin temel noktası o. Yani orada da şöyle Ceyhan hattının Kerkük yumurtalık petrol boru hattının hemen faaliyete geçirilmesi gerektiği yönünde mesajlar geldi aslında Irak ziyaretinde de. Zaten faaliyette de kapasitesinin ama artırılması. Tam kapasiteyle bir belli bir kısıtlama var. Kapasite yani gelen petrolün arttırılması. Çünkü Türkiye Suudi Arabistan üzerinden ihtiyacını gidermek istemiyor şu anda. Evet. Görüntü orada. Ama şöyle bir şey var. Tabii, herhalde dibimizde Irak'tan almak daha rentable olur. Yani Suudi Arabistan'dan taşıma suyuyla getirmek gibi. Ama şöyle bir şey var. Tüm bunların içerisinde Amerika İran'la savaşı göze alabilecek mi sorusunu da ayrıca sormak lazım. Hani bu da Amerika adına çok büyük riskler taşıyor. Şimdi Putin Rusya'sıyla Çin Halk Cumhuriyeti'ni de İran konusunda karıştırmamak lazım. Hani her ne kadar Amerika'ya karşı ortak bir politika izliyormuş gibi gözükseler de bir tanesi enerjisini neredeyse %20'lere yakınını İran'dan alıyor. Öbürüsü İran'la petrol piyasasında rekabet halinde. Petrol fiyatlarının artması demek şu an sıkıntıda olan Rus ekonomisinin bir şekilde gelişmesi demektir. Yani orada şimdi
İran krizi olduğunda ya da İran savaşı olduğunda Çin, İran yalnızlanırken Rusya hiç ben bu işe karışmam mı diyor. İşte açık hiç yani. İtfaiye değilim. Yani, ben Soçi'deki görüşmede bu konunun kotarıldığını düşünenler. Ve bence Amerika, Rusya, İran konusunda da çok hemfikir bence. Yani hiçbir Soçi'deki görüşme yani, bununla ilgili. Bence hemfikir. Çünkü Amerika şunu ister mi pekala? Bu kadar Çin'le beraber olup kendisini dengeleyen Rusya, ki şu anda Orta Doğu'da bence en önemli ülkelerden biri. Ha, tarihinde ilk defa Ruslar Orta Doğu'da bu kadar etken oldular, bu kadar dengeleyici oldular. Heykelini dikecekler Putin'in. Putin'in dikecek. Böyle, onu da birazcık İran'a borçluyuz ama. Gidip koşa koşa Suriye'de çağırdılar. Biz yetemiyoruz, siz gelin. Ama şimdi şöyle bir şey, bence bütün bunları Obama ile başlayan Amerikan politikalarına borçluyuz. Yani o öyle ama İran'ın da oradaki mezhep savaşını da nasıl ama, bir noktaya getirdiğini unutmayalım. Putin de akıllı, İran'ı gelir gelmez yanına aldı. Bilmediği bir coğrafyada ya da kendi başına dengeleyemeyeceği bir coğrafyada İran gibi bir güçle beraber hareket etme. Şimdi ama işte ama şimdi biliyorsunuz Rus 350 ortaklık bozuldu diyorsunuz Suriye'de yani. Ya çok ortaklık bozuldu değil ama biraz ama şöyle ha bak, bundan yararlanılabilir. Yani biz şimdi Obama yönetimiyle başlayan Amerikan politikalarının hatalarını en azından Rusya'nın 2015'te Suriye'ye girmesiyle bir dengeleyici bir ülke bulup da İran ve Rusya ile ne kadar dengelediysek, şimdi Rusya ile İran'ı da birbiri arasında o kadar dengeleme şansına sahip olabiliriz. Ama ikinci ve üçüncü fazdan bahsediyorsunuz. Bölüyorum ama geçmişe gitmek istemiyorum da sonuçta orada bir zulüm vardı yani. Şimdi PKK, Obama yönetiminin hataları diyoruz. Obama onları yapana kadar Esad çoktan 500 bin insanı öldürmüştü yani. Ama aynı biz, Obama da 2015'te Esad devrilmesin diye İsrail ricasıyla Suriye'de Rusya'dan yardım istedi. Obama'nın son döneminde yani sonuna kadar. Peki Sayın Aydın Orhan da birkaç söz hak verin son 5 dakika bu bölümde. Sayın Karaca, evet. Sayın Oruç, hocama da bir söz hakkı vereyim son 5 dakika bölümünde. Sayın Aydın Nurhan, siz baktığınızda işte bu Amerika-İran gerilimini özellikle Türkiye'nin pozisyonları açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Türkiye, bizim de bir sürü sorunumuz var. Mesela işte Amerika'ya karşı S-400 meselesinde mücadele veriyoruz. İşte PKK meselesinde mücadele veriyoruz ki ben hep şunu düşünüyorum. Yine aynı kapıya geldi. O kadar söz verdiler, eylem planı açıkladılar, Münbiç'le vesaireyle ilgili. Amerika ama hiçbir ilerleme de olmuyor. Baktığımızda Fırat'ın doğusunda hala güvenli bölgeyi oluşturamadık. Hala Münbiç'i teröristler boşaltmış değil. İşte attığımız birkaç devriyeyle kaldık diye düşünüyoruz. Hani burada biz ne yapabiliriz? Yani bu dengeleri gözeterek Amerika'dan bir menfaat sağlayabilir miyiz? Ülke anlamında söylüyorum. Şimdi iki tane gösterge benim için çok önemli. Bir tanesi biz Rus uçağını düşürdüğümüzde Amerikan medyasında, think tanklerinde, önde gelen strateji dergilerinde Türkiye bizim başımızı belaya sokuyor, NATO'yu istemediği yönlere götürebilir, tehlikeli, güvenilmez bir müttefik. Bu Amerikan yönetiminin duygularının yansımasıydı bence. Yani Rusya ile aramızda bir sıkıntı olduğu zaman yalnız başımızdayız. Türkiye gerçekten sıkıntıya düştüğünde Amerika'nın ve NATO'nun, Amerika ve NATO'ya güvenemeyeceği noktasına geldi. S-400'lere sanıyorum bu yüzden ısrarla istiyoruz. Bir ikinci faktör, daha bugün okudum. Birkaç gün eski gerçi vakale ama gene Foreign Affairs mi, Foreign Policy mi bir yerde okudum işte. Hı hı. Orada da artık İncirlik'teki nükleer silahların sökülme zamanı geldi Türkiye'den. Bunlar ne anlama geliyor? Yani bunları anlamamak için aptal olmak lazım. Eğer yani İran'dan sonra hedef Türkiye mi diye bir soru aklıma geliyor böyle sorunca. Evet, öyle evet. Yani bize bir makul olan bu. Bravo. Yani bu ikisi o zaman, son derece yani enteresan mesajlar. Geri adım atmamız hayat memat meselesi o zaman bu konuda. Şimdi bir başka şey, Türkiye'nin düşmanları Çin'de mi, Rusya'da mı, efendim Afrika'da mı? Hepsi NATO ülkelerinde ya. İşte Yunanistan daha yeni ne yaptığını gördü. 9 DHKPC'liği bıraktı. Değil mi? Ki o zaman Erdoğan'ın ziyaret sırasında suikast girişiminde bulunacakları iddiasıyla gözaltına alınmışlar. Evet. Türkiye iadelerini talep etti.
Ama salıverdiler. Serbest bırakmışlar. FETÖ'cüleri de bırakmışlar. Ya İbrahim Bey, Lavrion'daki kampta krallı 5 yıldızlı otelde kalıyorlar. Evet. Bizzat gördük yani yerini. Evet. Dolayısıyla... Bütün düşmanlarımız NATO ülkelerinde. Şimdi bunlar ne gösteriyor? Yani aptal değilsek biz, çok saf değilsek bir şeyler oluyor. Türkiye'nin aleyhine bir şeyler oluyor. Bu durumda Türkiye'nin Rusya ve İran'la olan ilişkilerini nasıl değerlendirmeliyiz? Yükselen Asya ile olan ilişkilerini nasıl değerlendirmeliyiz? Bunlar gerçekten çok ciddi stratejik açılımlar. Yani biz bugün NATO'dan çıkalım, Avrupa Birliği'nden vazgeçelim dediğimiz anda adamlar zil çalıp oynayacaklar. Bravo. Neden? Çok büyük ihtimal, çok büyük ihtimalle hiç çekinmeden bunu söyleyelim. Faktör İsrail. İsrail. Bu S-400'ler de İsrail için. İsrail, ben etrafımda güçlü devlet istemiyorum. Sayın Büyükelçim, hatta Kürecik'teki NATO'nun radarı bile İsrail için. Evet. Çünkü onun doğusundaki Türkiye topraklarını korumuyor NATO'nun balistik şemsiyesi. Evet. Ya ben bu kadarını söyleyeyim. Türkiye gerçekten çok ciddi bir noktada ve aslında Batı dünyası Türkiye ile ne yapacağına yavaş yavaş karar veriyor gibi İsrail için ama. Şimdi araya gideceğiz. Siz bunu söyleyince şu cümleyi hemen okuyacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere hitabında yine diyor ki şayet bugün Filistin davasını sahiplenen, Afrika'ya el uzatan, Orta Asya ve Balkanlardaki kardeşlerine sahip çıkabilen bir Türkiye varsa bu ekonomiyle beraber diplomaside attığımız zaferlerin meyvesidir. Tabii askeri gücü de ekliyor bu konuya. Yani durumun farkındayız. Yıllar ve sonra Doğu-Batı arasındaki o dengeyi tekrar yakalamış mücadeleyi sürdürüyoruz yani. Kısa bir ara vereceğiz efendim. Ondan sonra İtalya'da insanlık dışı bir karar alındı. Mülteci kurtaranlara 5500 avro ceza verilecek. Bu konuyu da biraz konuşmak istiyorum. Dünya sömürü düzeni nereye gidiyor diye. Lütfen bizden ayrılmayın. Doğrusuna devam ediyor efendim. Utandıran kararla başlayacağız bu bölüme. Nedir o? İtalya'da bir karar alındı ve özellikle sivil toplum kuruluşlarına gözdağı vermek amacıyla Akdeniz'de boğulmak üzere olan bir mülteciyi kurtarıp İtalya'ya getirirseniz getirdiğiniz her mülteci başına 3500 ila 5500 avro arasında para cezası ödeyeceksiniz. Bu bir boyutu. Bir başka boyut var. İdlib'de hafta sonu Birleşmiş Milletler bir uyarıda bulundu ve dedi ki eğer askeri güç çok kuvvetli kullanılırsa 21. yüzyılın en büyük trajedisiyle karşı karşıya kalırız ve Türkiye sınırına gelen mülteci sayısının 800 bine yaklaştığı bilgisi var ki bunlar artık kamplara da sığmadığı için incir ağaçlarının işte zeytinliklerin altında buldukları her yerde yatacak bir yer bulup hayata tutunmaya çalışıyorlar meselesi var. Şimdi önce şuradan başlayalım isterseniz. Merhaba, sizle başlayalım. İtalya'nın bu utandıran yasağını biraz değerlendirmenizi isterim. Şimdi bir insanı boğulmaktan ya da ölmekten kurtarmak nasıl bir zihniyetle suç kabul edilebilir? Gerçekten insan anlamakta zorlanıyor. Evet. Önceki yıl, geçen yıl değil, önceki yıl Mart ayında seçimler yapıldı. Biliyorsunuz çok da böyle kavgalı bir sürecin sonunda İtalya'da. Ve Beş Yıldız Hareketi ile beraber Lega ittifakı diyelim, koalisyonu İtalya'nın başına geçti. Şimdi enteresan bir şey şu Beş Yıldız Hareketi. Bizim biraz gezicilere çok benzettiğim ki orada aslında seçim döneminde bulundum. Çok merak ettiğim için bu hareketi. Gezi hareketine benzettiğim çevreci ama aynı zamanda işte yani sözüm ona Avrupa Birliği şüphecisi. Biraz daha kendi bireyselliğini ön plana çıkaran fakat yabancı düşmanı. Solcu bir faşist yapılanma ve ziyadesiyle aslında gençlerden oy alan ki gençleri aslında daha böyle biraz daha özgürlükçü buluruz ama gençlerin yeni Avrupa'nın sesi dedikleri ve geleceği Avrupa'nın geleceği dedikleri bir yapı. Kiminle bir ittifak yaptılar? Aşırı sağcı Lega ile beraber yola çıktılar ve bugün bunların yaşanacağı belliydi. Hatırlayalım Fransa'yla da ciddi çekişmeleri oldu bu mülteci meselesinden beri.
koalisyonun kurulması itibarıyla aslında İtalya mülteci krizinde ciddi anlamda bir insanlık dışı tavır sergiliyor. Diğer Avrupa ülkelerini biz eleştirirdik ki onlar işte Merkel'le beraber başlayan, sözüm ona aslında birazcık da yeni Marshall planı gibi bir şey. Afrika ülkelerinde özellikle Libya'da bir yer kuralım ve mültecileri orada barındıralım derken ona bile karşı çıktılar. Şimdi Brüksel'de falan işte özellikle bunlara karşı gösteriler gerçekleşiyor İtalya'da. İtalya'nın yaptıklarına karşı, ama sadece İtalya değil, Macaristan'dan tutun pek çok Avrupa ülkesi, özellikle Doğu'da, Doğu Avrupa'da bu tarz tavırların içerisinde dünyanın en büyük mülteci kriziyle biz zaten Suriye'yle başlayarak karşı karşıya kaldık. Avrupa'nın en çok ihtiyacı olan ülkelerden bir tanesi Türkiye, ki bir mülteci anlaşması yaptık. Hala onun sebebiyle sadece Afrika'dan gelenlerle karşı karşıya kalıyorlar. İşin içerisine bir de İdlib girerse, ki son zamanlarda biz aslında daha çok seçimleri konuştuğumuz için bölgeyi çok konuşamıyoruz. İdlib'de Türk güvenlik noktalarına dahi yakın mesafelere şeyler atışlar düşüyor, yapıyorlar. Atışlar yapılıyor ve bunun bilinçli olduğunu aslında anlamak da gerekiyor. Türk noktalarına atış yapıldığı zaman oralardaki insanlar haliyle bu tarafa doğru gelmeye başlıyorlar. Azez ve Atme gibi noktalarda zaten o zeytin ağaçları bahsettiğiniz yerlerde 1,5 milyona yakın insan yaşıyordu. Şimdi o sayı giderek artıyor. Birleşmiş Milletler'in uyarısı çok doğru. Ama onun dışında kimse ses çıkarmıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkardığı, yaptığı uyarılar neyle alakalı? Sadece İran'la ve Rusya ile alakalı. Kendi çıkarından başka bir derdi yok. Biraz Rusya'nınkini de, Rusya'nın bugün o saldırılara destek vermesini, ki biz bir İdlib mutabakatı imzaladık Rusya ile. Bizim için hani gerçekten çok önemliydi. İdlib ilk defa nefes almıştı. O korkudan uzaklaşmıştı. İran'ın aslında devre dışı kaldığı bir şeydi. Çünkü Tahran'da hatırlayalım, o zirvenin canlı yayınlanmasından Putin'in de haberi yoktu. Hemen ertesi hafta Rusya ile Türkiye bu anlaşmayı, İdlib mutabakatını Soçi'de imzaladı. Himeymim gibi, Tartus gibi üslerin aslında korunması Rusya'nın esas büyük derdi. Ama bugün belki S-400'ler ve F-35'ler üzerinden yürüyen tartışmada Rusya da Türkiye'yi biraz sıkıştırmak istiyor olabilir. Bu bağlamda dikkat etmek lazım. İdlib'de yani biz eğer bu iki süper güç arasında sıkıştırılırsak gerçekten İdlib'de bir facia yaşanabilir. Ve bunun en çok hani zararını elbette önce Suriyeliler, orada sıkışmış kalmış 3,5-4 milyon insan yaşar. Ama ardından da biz yaşarız maalesef. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Evet. Hem İtalya'nın bu kararını, çünkü Avrupa'da özellikle ırkçılık yükselişte yani, evet, seçimlerden sağ Avrupa'da partiler. Avrupa'da ırkçılık aslında hiçbir zaman için içinden çıkmamıştır Avrupa'nın. Hı-hı. Yani ötekisi olmadan yaşayamayan bir medeniyettir. Her ne kadar her yol Roma'ya çıkarsa da, Roma'ya çıkan yollar sadece Romalılar için geçerli olan yollar. Bu da daha önceki yine programlarda dillendirdik. Antik Yunan'dan itibaren Avrupa'nın fikriyatını oluşturan ana felsefe sadece antik site devletinin içerisinde yaşayanlar için demokrasi vardır. Sadece Romalılar için hukuk geçerlidir. Diğerleri ise Asyalılar, Afrikalılar ise bu devletlere, burada yaşayan insanlara hizmet etmesi maksadıyla yaratılmıştır şeklindeki bir kadim felsefeye sahipler. Barbar. Tabii ki barbar kelimesi. Yine buradan geliyor. Bır 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 edenden geliyor aslında. Yani Afrika'dan, Asya'dan gelenlerin konuşma şeklinde verilmiş olunan bir terim bu. Dolayısıyla bu öteki olmadan yaşayamayan medeniyetin farklı vasıtalarla Avrupa'ya mülteci akını şeklinde gelmesi birçok ülkeyi rahatsız ediyor, ama özellikle yani İtalya, İtalya'ya. Meseleye şöyle mi bakıyor? Yani bu insanlar topluluğu silahsız olarak ülkemi işgal ediyorlar ya da ele geçiriyorlar diye mi bakıyor? Böyle bakıyor. Yani düşman kuvvetler gibi görüyor. Tabii böyle bakıyor ve bunun böyle bakmasıyla ilgili altta yatan kadim kafa yapısı, biraz önce söylemiş olduğum gibi, ta Antik Roma'dan, Antik Yunan'dan günümüze kadar gelen bir zihniyetin devamıdır. Ve dediğim gibi Batı medeniyeti asla ötekisi olmadan yaşayamıyor. Ben mesela Steve Bannon'ın, ki Trump'ın seçim danışmanlığını yapmıştı, şu sıralar dillerinin altından küçük bir şekilde yalanlasalar da Avrupa'daki faşizmi ve ırkçı partileri de bir şekilde ele geçirip bunları tekrardan konumlandırmak maksadıyla bir seçim kampanyası başlattıklarını ve Fransa'da da Le Pen etrafında Steve Bannon'ın yoğun faaliyete başladığı yönünde
bir takım yazılar çıkıyor Batı medyasında. Bununla şunu söylemek istiyorum. Yani İtalya bu mülteci akınından en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor. Neden dolayı? Bu da işte Akdeniz coğrafyasına baktığımızda İtalya'nın güney ucundan Tunus, Libya gibi bölgelerden kolaylıkla İtalya'ya geçiş imkanının sağlanması. Şimdi buradan Türkiye'ye ve İdlib'e geldiğimizde ve İdlib'deki çatışmalardan dolayı 3-3,5 milyon insanın Birleşmiş Milletler'in geçen hafta yayınlamış olduğu bir raporda 1,5 milyonun minimum Türkiye sınırına doğru hareket etme olasılığından bahsettiği dikkate alınırsa Türkiye'nin ivedilikle İdlib sorununu zaten bu şekilde devam ediyor ama daha da yüksek sesten ve yüksek tondan İdlib konusunda Avrupa Birliği sorunu haline getirmek zorundadır. İdlib bir Avrupa Birliği sorunsalı haline gelir ise o zaman Avrupa Birliği'nin başat aktörleri diyebileceğimiz İtalya gibi, Almanya gibi, Fransa gibi ülkelerin İdlib'e yönelik olarak çıkartmış oldukları sesin tonu da şiddeti de artacaktır mesela diye mesela İstanbul'da bir zirve yapılmıştı. Almanya ve Fransa da katılmıştı ama sonra bir devamlı i̇şte bir şey gelmedi. İşte o aslında İdlib sorununun biraz Avrupa Birliği'leştirilme sorunuydu. Rusya'ya da baskı uygulanması ile ilgili falan. Çünkü öbür taraftan baktığınızda Almanya'nın da Rusya ile beraber ortak proje bir Kuzey Akın projesi falan yürütüyor. Dolayısıyla bir kazan kazan çerçevesinde Rusya'yı baskılayacak tek devletin Türkiye Cumhuriyeti devleti ve vicdanlar olmaması gerektiği Avrupa Birliği'nin de bu anlamda Rusya'ya yönelik olarak bir baskı yürütmesi açısından. Bir diğer husus ise İdlib'de dahil olmak üzere bu bölge son direnç noktası dediğimiz muhaliflerden temizlenirse steril bir Suriyesiz Suriyeli, Suriyelisiz bir Suriye yaratma projesinde sona geliniyor. Dolayısıyla bunun bedeli asla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ödetilmemeli. Ben kısa vade içerisinde Suriyelisiz Suriye projesine karşılık Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yerleştireceği içerisinde yaşayan sığınmacılardan oluşan 1-1,5 milyonluk nüfusun çok önemli bir stratejik adım olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bunu da İdlib'le birlikte peki düşünmek. Peki ama Fırat'ın doğusuna nasıl yerleştireceğiz? Yani daha Amerika verdiği hiçbir sözü tutmadı. PKK-PYD orada halen var. Zaman zaman küçük aşiret ayaklanmalar oluyor. Onları bastırıyorlar. Yani hiç oradan gidecek ya da aşağı inecek gibi görünmüyor terör örgütü. Yani eğer siyasetten yapılan açıklamaları baz alarak konuşursak Türkiye ile Suriye, Amerika Birleşik Devletleri arasında 30 kilometrelik güvenlikli bölge arasında bir takım görüşmelerin devam ettiğini, hatta Soçi'de Pompeo ile Rusya arasında gerçekleştirilen görüşmelerden bir tanesinin de bu olabileceğini düşünenlerdenim. Ben eğer bu işin diplomasi vasıtasıyla olmazsa mutlak surette Türkiye'nin bölgede gücünü kullanarak bu bölgeye Suriyelilerin yerleştirilmesiyle ilgili siyasetini devreye sokmasının çok önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü Suriyelisiz Suriye projesinin bedelinin tamamen Türkiye Cumhuriyeti tarafından ödetilmesi sadece ekonomik anlamda dengeleri bozmuyor. Oradan gelebilecek, yani İdlib bölgesinden ilave gelebilecek 1,5-2 milyon kişiyle İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile arasındaki sorunsal büyüdüğü takdirde içerisinde barındırmış olduğu 3 milyonun üzerinde Afgan ağırlıklı mültecilerin de Türkiye'ye yönelik olarak bir düzensiz göç hareketi başlatılırsa bu Türkiye'de demografik yapının da, sosyal yapının da, ekonomik yapının da kısa vade içerisinde çok büyük sıkıntılara yol açacağına yönelik olarak tehlike çanları. Dolayısıyla ben bu İtalya'da alınmış olan kararın arka planında bunların mental yapılarının buna müsait olduğunu söyleyerek başlıyorum ve diyorum ki İdlib sorunsalı ve Suriye'deki mülteciler sorunsalı mutlaka Avrupa Birliği'nin bir sorunu, bir parçası haline getirilmeli. Peki Türkiye'de yani sorun bir faciaya dönüşmemeli. Neden? Evet. Tabii dönüşmemeli. Şimdi yine bu İdlib meselesi üzerinden İtalya üzerinden bakarsak biraz şeyi de konuşalım istiyorum. Ya şu sömürü düzeninin taktikleri ve sömürü düzeninin ülkeleri ele geçirmesi mantığı ya da yöntemlerinde şu Afrika'daki rakamları paylaşmıştım kısa süre önce işte. Mesela orada diyor ki birinci evre diyor işte askeri güçle buraları zapt etmek, insanları köle olarak almak, götürmek, satmaktı. İkinci evre işte Avrupalı güçlerin oraya taşınması ve işte oraları kontrol edip yerel yönetimlerle işbirliği yapması. Üçüncü devre ise hiç askeri güce gerek kalmadan yöneticileri ve oradaki sistemleri kendine bağımlı hale getirmeydi diye örneklemişler. Biraz buradan devam etmek istiyorum. Hem İtalya'nın işte insanlık dışı bu kararı hem esasında de bu güzel bir örnek, şöyle söyleyeyim. Şimdi yani şu anlamda söyleyeyim. Yani o insanlar da göç ediyorlar Afrika'dan.
işte Afrika kıtasından Avrupa'ya gidiyorlar ama yani o ülkelerinde aç kaldılar. O ülke kaynakları sömürüldü. Onlar da keyif olsun diye o Akdeniz'de boğulmayı göze almadılar diye düşünüyorum. Şimdi tabii ki yani şimdi neden göç edersiniz? Bakın şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Yani Avrupa'nın da bu süreçlerde payı var. Onu aslında anlatmak istedim. Evet, çok doğru. Şimdi Avrupa'nın sıkıntısı da burada başlıyor. Hani İtalya üzerinde iki konuşmacı da çok güzel şeylere değindiler. Ben olaya şuradan başlayayım. Neden böyle davrandığına bak. Şimdi bir kere mülteciler üzerinden kendi halkına, toplumuna bir mesaj veriyor İtalyan hükümeti. Hani diyor ki biz bunlara karşıyız. Ama buradaki söylem şöyle. Şimdi Avrupa sömüren bir kıtaydı. Hı hı. Ve o sömürüyü işte farklı noktalarda yaptılar. İşte senin söylediğin gibi asker göndererek yaptılar. Oradaki kendi yetiştirdikleri elitleri ele geçirerek yaptılar. Sonuçta o kaynakları aldılar, kendi ülkelerine götürdüler. Daha güçlü ordular kurdular. Daha kolay zapt ettiler. Daha farklı yerlere gittiler, işgal ettiler. Bir de buraları kendi pazarları haline getirdiler. Kendi buradan aldıkları işte bitkileri, hayvanları sanki kendi üretimleri gibi farklı alanlarda yetiştirip dünya piyasalarına sürdüler. Bunun bir dolu örneği var. Ama geldik bugüne. Bugün artık oraları sömürebilen bir Avrupa yok. Yaşlılık oranı çok yüksek bir Avrupa var. Ürettiklerini kendi iç pazarında satamayan ya da tüketemeyen ama bunun karşılığında dünya piyasalarında sömürü bulamadığı için oralarda da tüketmekte zorlanan bir Avrupa var. Onun karşısında ise devasa bir üretim merkezine haline gelmiş bir Asya var. Ama Asya'nın Avrupa'dan bir farkı var. Hindistan'la Çin'in nüfusu neredeyse 3 milyar kişiye yakın. Dolayısıyla kendi ürettiklerini çok büyük krizlerde bile kendi içerisinde döndürebilecek bir nüfussal güce sahip bir Asya var. Şimdi bütün bunlar neyi tetikliyor sevgili İbrahim? İşte faşizan tutumu, ırkçı tutumu tetikliyor Avrupa'da. İtalya'nın bugün yaptığı olay kendi toplumuna bir şekilde o partilerin şey vermesidir. Maalesef Avusturya seçimlerinde, Almanya seçimlerinde, Hollanda seçimlerinde gördüğümüz gibi liberal dediğimiz merkezde olan partiler bile bu mülteci konusunda ve Türkiye konusunda o kadar faşizan söylemlerde bulundular ki ne için? Oy almak için. Merkel mesela siyasetten tasfiye oldu bunu yapamadığı için. Gibi. Şimdi İdlib konusuna gelin. Ben biraz zaten değindiler. Biraz farklı bir noktadan bakayım. Şimdi İdlib'de bence son yılların en önemli mutabakatı imzalanmıştı Soçi'de. Yani Türkiye-Rusya arasında. Şimdi yaklaşık 8,5 ay oldu. İdlib konusunda bu iki ülke ki kamuoyunda hep sanki yalnızca Rusya'yla Türkiye'nin gözlem kuleleri varmış ya da merkezleri varmış gibi ama İran'ın da var. Hani bunu bir kenarda unutmayalım. Dış çeperde Ruslarla beraber İranlılarla var. Şimdi bugün Rusya açıkladı. Kendi üstlerine 16 kere mi? Drone saldırıları. 17 kere drone'la saldırı girişiminde bulunmuşlar. Şimdi ama İdlib belki de Suriye sorununun son ama en kanlı çatışmalarına gebe. Bak son ama en kanlı çatışmalarına gebe. Yani İdlib'den sonra mesele hepsi için. Son savaşa bakıyor. Nedenini söyleyeyim ben. Bir de Amerika işte Suriye'den çekileceğini açıkladı falan. Hani onun olmayacağını biliyorduk ama o çekilme şeyi bile neden ona açıklaması bile İdlib'i karıştırmaya yetti. Ama İdlib'de kimin kimle hareket edeceği de belli değil. Çünkü bugün burayla hareket eden yarın burayla da hareket edebilecek potansiyele sahip. Bu da açık ve net. İdlib'in bir özelliği de rejim için Laskiye ile bağlantı yollarını yani ticaret yollarını M4-M5'in net olarak oradan geçmesi. Ama bizim için bir şey var Merve Hanım söyledi. Şimdi dikkat ederseniz S-400 acaba alınır mı, alınmaz mı, Türkiye'ye döner mi, cayar mı tartışmalar içerisinde bir anda İdlib'i Ruslar ısıttılar ve sürdüler. Hani hep biz Amerika'nın baskılarından bahsediyoruz Türkiye'de ama esasında icracı olan baskı Rus baskısı.
Şimdi burada bir de Astana sürecinin de çatırlama riski var. Bu da karşı grubu kuvvetlendirici bir şey. Şimdi son bir şey söyleyeyim sözü vermeden. Hocam şeyi de ekleyelim. Telif hatta geçen hafta, iki hafta önce yaşananlar da doğru, bununla doğru, alakalı. Ki doğru, bunun sözünü bize doğru verdiler. Oradan PYD'yi çıkartmaya çıkartmadılar. Şimdi bir de bu Almanya-Fransa konusuna gelelim. İstanbul'daki görüşme. Şimdi İstanbul'daki görüşmenin ana teması Suriye'de anayasayı düzenleyecek komisyonla ilgiliydi. Evet. Şimdi komisyon şöyle oluşuyor. Sayıları tam hatırlamıyorum. 150'şer kişi galiba değil mi? 50-50-50. 50-50-50, 150 total. Evet. Şimdi 50 rejim yanlısı, 50 muhalefetten, 50 de sivil toplum örgütleri, işte oradaki her iki taraftan. Aşiret liderleri mi? Mesele ne biliyor musun? O 50 kişi. Evet. Orada terör örgütü PKK olacak mı olmayacak mı meselesi mi? Bizim için belki öyle ama onlar için de şöyle. Bu 50 kişiden kaç tanesi rejim yanlısı olacak? Kaç tanesi muhalefet yanlısı olacak noktası? İşte Almanya, Fransa oradaki tüm isimlerle mutabık kalınmasına rağmen gittiler Birleşmiş Milletler'e mektup yazdılar. Biz mutabık değiliz. Biz mutabık değiliz diye. Hatta Putin-Erdoğan görüşmesinde Putin dedi ki vallahi ben de çok şaşkınım. O şimdi gün açıklanmıştı, şimdi öğreniyorum dedi. Hani neden karşı olduklarını da merak ediyorum. Orada niye evet dediler de şimdi karşılar. Şimdi, acaba onlar toplantıdan çıktıktan sonra başka birileri arayıp siz ne yapıyorsunuz mu dedi? Valla ben bu İdlib konusundaki göçün Türkiye'nin tüm sosyal, siyasi ve ekonomik dengesini... Demografik denge zaten o ayrı. Kırabileceğini, sarsabileceğini düşünenlerdenim. Yusuf, o zaman biz de sınır kapılarını açıp Avrupa Birliği'ne buyurun. Sevgili Yusuf'a çok katılıyorum. Bu işin içerisine Avrupa Birliği'ni sokmaz isek Türkiye bu ekonomik şartlarda o göçü karşılayabilecek bir yapıya sahip. Ya çok kısa bir şey söyleyeyim. O kapıları açmak kolaylık ama Suriye'nin demografisi zaten değişti. Aşağı taraf, tabii. Yani kuzeyin alt tarafı tamamen artık tabii. Şii, Nusayri ağırlıklı. Şimdi kuzeyin ne olacağı tam da Irak'ın kaderine benziyor. Orayı bir PKK devleti mi yapacaklar? Yoksa o Sünnilere bir bölge artık biz kurabileceğiz mi? Yoksa Sünni'yi bırakmayacaklar. Kapıları açmak bir çözüm. Hani kendimizi kurtaralım diye. Ama Suriye'nin geleceği ne olacak? En önemli konulardan biri bu şu an. Peki. Ben de tam o soruyu soracaktım aslında. Türkiye kapıları açabilir mi? Yani Avrupa Birliği ya da işte Birleşmiş Milletler siz ne yapıyorsunuz? Böyle büyük bir göçü niye engellemiyorsunuz diye bize bir yaptırım ya da benzeri bir çıkış yapabilir mi? Ya bir şey söyleyeceğim ama uzmanlar burada zaten. Yes. Ama acaba Rusya ile anlaşıp başta tabii, başkaları da olabilir. Bunları çok kısa bir süre için, çünkü Suriye'nin artık son aşaması bu, hakikaten İdlib. Acaba Ruslar da anlaşıp bunları Suriye'den, yani rejimden, rejimi ikna edip Ruslarla anlaşıp bunları Afrin'e götürmek geçici olarak. Ondan sonra İdlib zaten gidecek görünüyor. Bittikten sonra da genel bir afla bunların geri dönmesi çok mu çocuksu bir şey fikir ama bilmiyorum. Yani Heyetar Şam gibi örgütleri nasıl, terör örgütü kabul ettiğimiz örgütler nasıl oradan çıkaracaksınız operasyon yapmadan? Operasyon yapıp orada bedel ödeyen bir Esad bir daha İdlib'i bırakır mı? O insanların evlerine dönmesine izin verir mi gibi bir sürü soru var. Zaten ya güvenli bölge olacak orada acaba? Demokratik geçiş süreci zaten yürümeyecek gibi görünüyor. En ya biraz hani yaratıcı çok fikirler üretmek yoksa Türkiye bunu kaldıramaz. Evet. Peki Türkiye bunu kaldıramaz. Bir yandan makinalı tüfek ateşi var. İtalyanların yaptığını yapmış duruma düşmez miyiz? Şimdi Avrupa'ya kafaya dayananlara ne yapacaksınız diyorsunuz? Yani şimdi öbür taraftan İtalya'nın ama altı... Mesela bizde bir ara şöyle bir hareket olmuştu. İstanbul'dan bir grup Suriyeli Edirne'ye doğru yola çıkmışlardı. Sınır kapısına doğru. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da şöyle bir ifadesi var kulaklarımda şimdi. Bir gün gelir biz de otobüslere bindirir size göndeririz. Yani biz bu yükü tek başımıza kaldıramayız demişti hatırlıyorum ben. Doğrudur ama... Ya şeyi ben merak ediyorum. Uluslararası hukuk açısından baktığınızda mültecilerin bir yerden bir yere geçmesi de göz yumma ya da işte kapıları açma gibi bir durum nasıl bir yaptırımla karşı karşıya kalır? Yok hiçbir şey olmaz niye? Benden gelmiş geçmiş. Yani o önemli değil. Ama Avrupa'yı ele alayım ben. İtalya'nın son kararını. Şimdi Avrupa'nın tarihine baktığınızda ötekiyle
Hocam söyledi Yusuf Hoca. Ötekiyle yaşama kabiliyeti yok. Beceremiyor bunu. Ya asimile edecek ya yok edecek. Amerika kıtasında da yaptı bunu. Endülüs'te de yaptı. Avrupa'da da yaptı. Ötekiyle yaşayamıyor. Şimdi peki nasıl ötekiyle yaşamaya başladı diye baktığımızda Osmanlı tarihi çok güzel. Alt kıta Hindistan örneği çok güzel. Vatanına ihanet edenleri mülteci olarak alıyor. Vatan hainlerini alıyor. Rejim düşmanlarını alıyor. Öyle başladı bu iş. Onlar da bir şekilde kullanacak ileride. Ve ülkede de bugün yaptığı gibi ülkede de onların savunuculuğunu yapıyor. Ayrıca onları da alıyor şu anda FETÖ'cüler de yaptığı gibi. Bu bir tarihi vakıa. Bu çok önemli bir şey, faktör. İkinci Dünya Harbi'nden sonraki kalkınma hamlelerinde yabancı iş gücüne ihtiyaç duydu. Bir de onları aldı. Ama bugün artık sonuna geldi. Yabancıyı alamıyor. Şeyin etkisi var mı acaba? Yani evet. Avrupa Birliği de ekonomik olarak eski refah toplumundan biraz uzaklaşmaya başladı. Yani Avrupa da çok zengin Avrupa değil gibi. Aynen şu oraya geliyoruz. Hani şimdi kaynaklar azaldığı için mi biraz da bu artıyor? Refah seviyesi yükseldi. Ya biz yabancıyı yaşarız, insancılız. Ama ilk havlu atan kim oldu? Merkel oldu. Multikulti ist tot. Multikulturalizm öldü dedi. Ondan sonra İngiltere Başbakanı David Cameron. Bravo. Multikulturalizm yapamıyoruz biz dedi. Ve direkt Erdoğan üzerinden örnek verdi Cameron. Evet. Artık Avrupa yapamıyor. Bırakın onu. Amerika Birleşik Devletleri ne yapıyordu? Meksikalıları istemiyor. Yabancı işçi getiriyordu, iş adamlarını terbiye ediyordu. Yani gümrükleri açıyordu, iş adamlarını terbiye ediyordu. Yabancı işçi getiriyordu, işçi sınıfını terbiye ediyordu yabancı rakiplerle. Bugün o da bitti. Şimdi ne var? Yabancı düşmanlığı var. Ve ben 10 seneye kadar Avrupa'da Müslüman avı başlayacağını tahmin ediyorum, korkuyorum bundan. Ki yakılan camiler ya da işte saldırılar da aslında bunların sinyalleri mi? O gruplar faşizm yükseliyor ya. İslam düşmanı hani saldırılar gerçekleşiyor. Onların şu anda organize olmadığı, işte aklını kaybetmiş, işte yalnız kurt ve benzeri ifadeler kullanılıyor. Ama bazı istihbarat örgütleri de bunların çoktan organize olmaya başladıklarını, örgütlendiklerini söylüyor. Zaten Almanya'da falan çoktan örgütlüydü. Son bir şey söyleyeyim ben. Afrika konusu. Ben Afrika'da büyükelçilik yaptım. Hı hı. Ghana'da, Akra'da. Afrika konusunda Erciyes Üniversitesi'nde bir konferans vermiştim yıllar önce. Ve Afrikalı çocuklar sonra bana geldiler, çok üzüldüler. Sen bizim istikbalimizi kararttın diye. Dedim ki ben, Türkiye sanayileşmeyi kuyruğundan yakaladı. Çünkü artık post sanayi dönemindeyiz. Bravo. Kuyruğundan ucundan yakaladık ve çok iyi yakaladık. İyi götürüyoruz. Almanya gibi Türkiye'de üretim merkezi. Kötüleşti bu aralar biraz ama gene de biz sahici ekonomi dediğimiz, reel ekonomi dediğimiz işi yapıyoruz. Afrikalılar bunu kaçırdı. Robotlar geliyor. Yani Afrika'ya büyük istikbal olacak falan biçenler bilmiyorlar ki Afrika'da evet yatırım olabilir, kaynaklar var, tarım var. Gidip Çin oraya getirir bence o robotları. Tarım yapabilir, Türkiye alır, Çin alır vesaire. Ama şu var, Afrikalıya ekmek yok. Ve Afrika'nın geleceği çok karanlık. Ben çok kötümserim Afrika için. Onu da bir not edelim. O yüzden göç etmekten başka çare kalmıyor. Asıl mesele o. Zaten şu anda hani... Evet. Tüm teorilerin üzerinde durduğu nokta da buradan başlıyor. Şimdi yeniden güvenlik teorisi ya da güvenlik alanları belirlenirken en önemli birinci sorun göç. Evet. İkinci sorun da... Ama dikenli tellerle Avrupa'yı kapatamayacağınız ortada. İkinci sorun da temiz hava ve temiz su. Yeni evet. Güvenlik konseptinin içinde bunların tamamı var. Yeni güvenlik konsepti içerisinde bunlar var. Peki evet. O zaman biz de yeni ordu düzenine sistemine geçeceğiz. Onu da bir dahaki bültende
bir dahaki programda konuşalım istiyorum. Burada süremiz yetmedi. Efendim doğrusu ne de bizimle birlikte olan herkese teşekkür ediyoruz. Bizden bu gece bu kadar ama haftaya pazartesi günü tabii ki pek çok yeni konu başlığıyla özellikle yeni askeri sistem meselesini ele alarak konuşacağımız pek çok konu var. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.